mı susacaksın? Takip ederken döşünden vurdum onu. Cinayeti itiraf etti. Kasten adam öldürme suçlamasıyla kapalı cezaevine gönderildiler. Müge Hanım'a sonsuz teşekkür ediyorum. İyi ki çıkmışım. Ablam bulundu. 18 senedir bu günü bekledim. Bugün benim bayramım. Her şeyin çaresi var. Yeter ki kendinize güvenin. Şüpheli bir ölüm. Doktor ne dedi? Ne olmuş bu adama dedi? Zehir çıkıyor. Neden zehirlenmiş? Tarım ilacı dedi. Kızları konuştu. Seni benden ayıracak, kendine yamayacak. Benim için söylüyordu bunu. Ay sen ne yalancı kadınmışsın bu kadar ya? Sen kendin yalancısın, sen kendin. Neden bu aklı verdi? Neden? Damadı anlattı. Nerede tecavüz varsa söyleyeceksin. Bu bana attığın iftiranın bedelini ağır şekilde ödettireceğim sana. Ben kayınpederimi öldüren sensin. Sen bu içeri gireceksin. Ömür boyu da çıkamayacaksın. Görgü tanığı doğruladı. İşen diyordu, böyle ediyordu, içiriyordu. Sarın delindi. Akmaya başladım. Aksın varsın dedi. Şıp şıp damlıyordu. O her şeyi reddetti. Tamam, benim özel hayatım, kimseyi ilgilendirmez. İftira atıyorlar. Gel bak burada başka konuşalım. Şey annemin evine gidiyorum diye girdim. Telefonu güzel, kapatma. Gel buraya yüzleşelim. Gel annem. Gönlümü eğlendirdin mi demeye aman çalışıyorsun? Aynen aynen. Siz yaptınız, sen yaptın, çıkacak. 64 yaşındaki Sezai Harman nasıl öldü? Az sonra Müge anladı. İzmir Torbalı'da 18 Şubat'tan beri 3 tane kuzen kayıp. 3 kuzen aynı anda kayboldu. Ahmet Balaba 13 yaşında, Ayla Balaba 15 yaşında, Ayça Balaba 17 yaşında. 18 yaşında olduğu düşünülen oğulcan en son Ahmet'e o mesaj atıyor. 18 yaşındaki çocuğun sizin 13 yaşındaki oğlunuzla ne işi olabilir? İyi bir işi olduğu için zaten götürmediğini düşünüyoruz biz. Görenlerin bilenlerin acilen bizi haberdar etmesini rica ediyorum. Ayla, Ayça ve Ahmet Balaba'ya ne oldu? Az sonra Müge anladı. Gezmeye diye çıktığı evine bir daha dönmedi. Gidiyorlar cuma günü, bir daha da haber alamayacağını. Eşyaları var, kendisi yok. Her zaman gözümde tutuyorum. Allah bir evvel bulmak istiyorum. Ama ölüsü emme derisini. İnşallah sağdır. Gizemli mektup. Poşet içine koyup kapının arasını kıstırmışlar. 450 milyar fidye istiyor diye. Demişler biz sizi arayacağız çarşamba gün demişler. 22 yaşındaki Özcan Eren nerede? Az sonra Müge anladı. Zehir mi, tarım ilacı mı, yoksa başka bir şey mi? O gün bugünden beri artmadım. Biz bunu açtığımız zaman elimiz yüzümüz yanıyor dediğimiz zaman. Serum da yastığın arka tarafından delmiş. Serum da içine akıyordu. Söylemiş, saklıyor. Ölsün diye evde beklemiş. Keşke ölüsünü bulsam evde değildi. O sıvı savcılığa teslim edildi. Kardeşlerden yengeleri için suç duyurusu. Gereken yasal işlemleri başlatacağız. Ben de bildiklerimi anlattım yani. Hepsini anlattım. Sezai Harman'ın şüpheli ölümündeki yeni gelişmeler az sonra Müge anladı. Hiç görmediği babasını bulmak için gelmişti. Babam olsun yani, bir arkamda bir sırtımı dayayabileceğim bir insan olsun. O boşluğu doldurmak istiyorum artık. Annesi Nedim Süzgün'ü işaret etti. Baban olduğunu düşündüğün Nedim Bey bir heyecanla geldi. Nasılsın kızım, iyi misin? Ne bileyim, kafamda çok soru işaretleri var. İkisi de emin olmak istedi. Ben DNA test istiyorum. Hem senin için iyi olur hem benim için olur. İçimize bir şey kalmaz. Doğru. Nedim Süzgün, Tuğba Özbey'in biyolojik babası mı? İnşallah DNA sonucu pozitif çıkar. İnşallah benim kızım çıkar. DNA testi sonucu pazartesi günü açıklanıyor. Az sonra Müge anladı. 25 yaşında bir genç. Hamit Albayrak 9 ay önce Antalya'dan kayboldu. 3 arkadaşıyla bekar evinde kaldığını söylemiş yine annesine ama. Oğlum gelip seni göreyim diyordu. Anne gelmene gerek yok, ben bekar evinde kalıyorum ama senin işin yok diyordu. Sürekli içine kapanık ve mutsuz bir çocuktu. Gözü yaşlı bir anne. Oğlum ne olursun çık meydana, seni çok özledim. Seni gözyaşımla büyüttüm oğlum. Benim umudum sensin Müge Hanım. İnşallah. Herkese ışık verdin, bana da ışık verirsin inşallah. İnşallah. Hamit Albayrak'ın başına ne geldi? Az sonra Müge anladı. Keşke elimde bir sihirli değnek olsa ve hayatı değiştirebilsem. İyi olalım, mutlu olalım, huzurlu olalım, neşeli olalım hepimiz için.
Dilediğim bu gerçekten. Hepimiz el ele vererek bu acıları hafifletebiliriz. Hiçbir şey için de geç kalınmış sayılmaz. Sefalar getirdiniz. Teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Dur, hadi programın başında söyleyeyim. Bugün yine çok kalabalıyız. İnşallah ekran başında da öyleyizdir. Teşekkür ederim. İstanbul'dan Rana Çolak. Kim Rana? Rana'cığım hoş geldin. Rana Çolak arkadaşlarıyla beraber toplanmışlar. Bize de bir tane tekerlekli sandalye almışlar aralarında. Çok teşekkür ediyorum. Allah teşekkür ederiz. Sağ olun. Çorabada tuz misali. İnşallah devamı gelir. Gel bir taneyle. Harikasınız. Teşekkür onun ediyoruz. Bir tanesi, iki tanesi yok işte böyle. Damlaya damlaya göl oluyor. Çok teşekkür ediyorum. Almanya'dan Yasemin ve İbrahim Özgen. Hoş geldiniz siz de. Onlar da rahmetli dedeleri Memik Taşatan ve babaanneleri Fatma Taşatan ayrına iki tane. Nur ve Sadin Özgen adına da bir tane tekerlekli sandalye getirmişler. Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Allah hayrınızı kabul etsin. Amin, amin. Allah da rahmet eylesin. Teşekkür ederiz. Bize de böyle torunlar nasip etsin. Bak ne güzel, babaannelerin, dedelerin ardından böyle tekerlekli değil sandalye mi falan bağışlıyorlar değil mi? İnşallah bizim de böyle torunlarımız olur. Çok teşekkür ediyorum. Mutlu ettiniz bizi. Efendim, Emine Güneş programımıza katılmış. Dün 9 aydır Antalya'dan kaybolan oğlunu arıyordu. ...22 Mayıs 2019 tarihinde Antalya'da kayıplara karışan 25 yaşındaki Hamit Albayrak'ı aramak için annesi Emine Güneş başvurmuştu programımıza. Bekar, Antalya'da bir otelin insan kaynakları bölümünde çalışıyor. Fakat ne size ne ailesine, hiç kimseye çalıştığı otelin adını söylemedi. Yani siz böyle bir otelde çalıştığına da çok emin misiniz? Bize söylemesi böyleydi. Anne, sürekli konuşuyordum. Otelde çalışıyorum diyordu. Otelde insan kaynaklarında çalışıyorum diyordu. Şimdi eğer bir otelin insan kaynaklarında çalışıyorsa tanırlar. Üç arkadaş ile bekar evinde kaldığını söylemiş yine annesine ama hiç annesinin onu ziyaret etmesini de kabul etmemiş. Senin bekarların yanında işin yok derdi. Oğlum gelip seni göreyim diyordu. Anne gelmene gerek yok. Ben bekar evinde kalıyorum ama senin işin yok diyordu. Her zaman bunu söylüyordu. Ve ben çok merak ediyorum. Endişe ediyorum. Eğer beni duyuyorsa oğlum ne olursun çık meydana. Seni çok özledim. Seni gözyaşımla büyüttüm oğlum. Ne mezunuydu, insan kaynaklarında çalışıyor? Yani daha lisedeydi. Liseyi bitirmemişti daha doğrusu. Yarım bırakmıştı, dışarıdan okuyordu. Ev arkadaşları kimdi? Ev arkadaşlarını hiç bilmiyorum. Siz aslında çalışıyor mu? Otelde mi çalışıyor? Nerede çalışıyor bilmiyorsunuz. Bekar evinde mi kalıyor? Yani sizin aslında oğlunuzla ilgili hiçbir bilginiz yoktu. Aynen. Sürekli içine kapanık ve mutsuz bir çocuktu. Ya. Hiçbir şeyde mutlu olamazdı. Ama benim oğlum çok merhametli bir çocuktu. Nasıl kaybolduğuna dair elde hiçbir bilgi olmayan Hamit'le ilgili aklına gelen ihtimali seslendirdi Müge Anlı. Cezaevine falan girmiş olmasın. Severirdi. Nereden aklıma geldiyse şimdi. Cezaevine falan girmiş olabilir mi? Baktırdınız mı oralara? Ya karakola bildirdim. İskenderun karakoluna bildirdim. Antalya karakoluna bildirdim. Ama oradan hiçbir sonuç alamadım. Ne bileyim, her kaybolan da öldü diye düşünmek istemiyorum. Acaba yani hani... benim umudum Allah sensin Müge Hanım. İnşallah. Herkese ışık verdim. Bana da ışık verirsin inşallah. İnşallah. Şu oğlunun bir sesini duy. Çok haklısın ya. 25 yaşında gencecik çocuk. Evet, 9 aydır ortada yoktu. Dün Kebrihan beni aradı. Dedi ki Müge Hanım siz nereden biliyorsunuz dedi. Niye biliyorum dedim. Ana, oğlun gerçekten cezaevindeymiş. Oğlunu buldum. Ya. Evet, hayatta. Ya. Evet. Hayatta, hayatta. Ne bileyim. İçimden öyle geçti dün. Ya kıyamam sana. Ben de açıkçası korktum yani. Ne yalan söyleyeyim. 9 ay çok uzun bir süre. Gözüm aydın hayatta. Hayatta, hayatta. Sana çok teşekkür ederim. Rica ederim canım benim ya. Gözün aydın. Ben de çok sevindim biliyor musun dün haberini alınca. En azından yaşadığını biliyorum. Evet, hayatta canım. Yani geri kalan her şey hallolur. Kredi kartı dolandırıcılığından şu an cezaevindeymiş. Hatta
Antalya Kepez kapalı cezaevindeymiş. İlk mahkemesine çıkmış, ikinci duruşma Mart ayı içerisinde görecek. Şimdi arkadaşlarımız sana bilgiyi verecek. Hani Antalya'da gidersin, mahkemede de görürsün, cezaevinde de ziyaret çok edebilirsin. Çok teşekkür ederim. O da herhalde sizden beri çekindi, söyleyemedi. Olabilir. Çünkü çok içine kapanık bir çocuktu. Hani kendini ifade edemiyordu. Sürekli içinde kapanık kapanık ama nereye kadar? Bir de hep mutsuzdu dedin ya, çok ona çok mutsuzdu, üzüldüm zaten. Çok mutsuzdu. Zaten hiçbir şeyden mutlu olamaydı. Bir de anne baba ayrıldı. Onun sıkıntısı, sevgilisinden ayrıldı, onun sıkıntısı. Bayağı sıkıntı yaşadı yani çocuğum. Evet işte. Ama sana çok teşekkür ederim. Rica ederim, mutlu oldum. Allah senden razı olsun. Ben de çok mutlu oldum. Sen ben de biliyordum, umudum hiçbir zaman için bitirmedi. Vallahi çok. Çünkü herkese ışık oldum. Ve bana da ışık olacağını çok çok iyi biliyordum. Seni çok seviyorum. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi gidersin. Şimdi şu an sana sarıldım. Kız kardeşim, Saadet Akbulak. Şimdi sana çok sarılmayı isterdi, biliyor musun? Onun yerine bir daha sarılıyorum. Saadetciğim, senin yerine de sarılıyoruz. Gözünüz aydın hepinize. Hep diyordu Müge Anlı'yı görmek istiyorum. Onu çok seviyorum. Ona kısmet, kurban olurum diyordu. Kısmet bugüneymiş. Öyle çocuklarınızın kaybını beklemeyin. Öyle gelin arada işte ziyarete. Öyle şey yapmayın. Ama çok sevindim ben de. Evet, evet. Ben de çok sevindim. Çok teşekkür ederim hepinize. Vallahi sağ olun. Dün, Allah razı olsun hepinizden. Ay, bütün ekiplerde. Sağ ol, senin de. Şimdi dün tabii bu alkışlar aslında izleyicimize yayınımızın ardından bizi aradı. Sanırım bunlar iki arkadaş böyle bir suça karışmışlar. O diğer arkadaşının ona o serbest onun akrabalarından birisi aradı. Dedi ki o çocuk işte onunla beraber suça karışan çocuk. Sonra araştırınca falan öğrendik ki Antalya Kepez kapalı cezaevindeymiş. Neyse ikinci duruşma Mart ayında, hem gidersen oğluna destek verirsin. Evet. Herkes birbirine. Ama şimdi buradan herkese, herkese, ekibine, beni ağırlayanlara hepsine çok çok teşekkür ederim. Allah herkesten razı olsun. Canım çok güzel karşılandım. Sağ ol. Allah 100.000 defa razı olsun. Canım benim, biz de sana teşekkür ederiz. 9 ayda uzun beklemişsin. Şimdi insanın 9 aydır 25 yaşında bir delikanlıya haber alınmaması başta gerçekten bir... Aman bir yanım, bir şey söyleyebilir miyim? Canım. Şimdi şu an kız kardeşim kıskançlıktan kuduruyordur. Sana sarıldığım için. Çocuğun bulunmasını unuttu yalnız öyle. Aynen. Haber aldım ya. Hani sağ ya, o bana gelir işte. Ben abi, şimdi o bulundu oldum artık. Evet. Şimdi artık daha nasılsına geldi. Aynen. Allah aynen, şükürler aynen olsun yani. Gerçekten. Gözün aydın, geçmiş teşekkür olsun. Teşekkür ederim. Çok sağ ol. Allah razı olsun. Amin. Allah herkesin yüzünü güldürsün. Amin. Şimdi bir dakika. Benim kartlarım bir karıştı, bir karıştı. Sen biraz daha kız kardeşlerine biraz şey yap, konuş. Ben orası da kartlarımı bulayım. Burada aslında tam bir anne imajı gördük. Kız çocuğu cezaevinde olmasına rağmen hani mutlu olabilen bir anneyi evet gördüm. Ama evet, ben de işte çok annelik mutlu oldum. Tabii ben de mutlu oldum. Ben haber geldi. Çünkü o kadar yaşıyor mutlu oldum ki hayatta canım, hayatta olsun da. En azından hayatta olduğunu biliyorum. Ki, ben gideceğim onu göreceğim. Annenin, annenin hani nasıl olması gerektiğini yaşasın da evet, nerede olursa olsun, nasıl olursa olsun aynen, aynen, anneler razı oluyorlar. Evet, bu ben tam buna bir de mutlu oldum örneği yani. Çok mutlu oldum hem de. En azından onun yaşadığını biliyorum. Gideceğim oğlumu göreceğim. Tabii ki. İnşallah bu en kısa zamanda evet da ama Allah sana çok kurtarsın teşekkür ederim. Ya, çok sağ ol, Allah razı olsun. Aynen, mutlu oldum. Elimizden razı olsun. Şimdi yanında da Hatice Hanım da Emine Hanım'ın sırtını sıvazlıyor. Çünkü şimdi konuklarımız aynı otellerde kalıyorlar. Tabii beraber yemek yiyorlar, dertlerini anlatıyorlar. Evet. Biraz da terapi gibi. Hani böyle Amerikan filmlerinde görürüz ya. Mesela kayıpları olanlar böyle giderler, ortak anlatırlar dertlerini. Bizim oteller de o durumda. Evet. Bence iyi de oluyor ailelere, güzel. Yalnız bir aynen, ve çok güzel karşılanıyor. Herkesin yani diyalog kurması, konuşması, oradaki oteldeki davranışlar, hareketleri mükemmel. Heh. Ekibiniz mükemmel. Çok ve Hatay'dan tüm arkadaşlarım, hepsine selamım var sana. Aleyküm selam. Ben de Hatay'a selam söylüyorum. Şimdi efendim 19 yaşında bir çocuğumuzu arayacağız. Anne babası aramızda. Özcan Eren. 7 Şubat'tan beri kayıp. Manisa Soma'dan kayboldu. Ve enteresan bir şekilde 3 hafta önce yani kaybolduktan birkaç gün sonra evet da dedesinin evinin önüne bir fidye mektubu bırakıldı. Ve o fidye mektubunda da 450 bin lira istendi bu genç çocuğumuzu geri getirebilmek için. Getirmek için. 7 Şubat'ta Manisa'da kaybolan 19 yaşındaki genç. Gidelim cuma günü bir daha da haber alamayacağını. Dedesinin evine gelen fidye mektubu. Poşet içine koyup
kapının arasını kıstırmışlar. Özcan için 450 bin lira fidye istediler. 450 milyar fidye istiyor diye. Kimsenin haberi olmasın dediler. Demişler biz sizi arayacağız çarşamba gün demişler. Günlerdir kayıp olan Özcan Eren nerede? Manisa'nın Soma ilçesinde yaşıyordu 19 yaşındaki Özcan Eren. 7 Şubat günü kız kardeşiyle karşılaştı, ardından kayıplara karıştı. Arkadaşıyla gezmeye gidiyorum diye çıktı evden. Menteşeye gidiyorum diye kaplıcalara. Perşembe günü gidiyor, orada yatıyor bir gece. Ertesi gün öğlen 12.30, 1'e doğru Soma'ya geliyor. Kız kardeşiyle konuşuyor. Köye gidiyorum demiş, abi demiş. Tamam sen git, akşama ben geleceğim demiş. Saat 3'ten sonra telefon sinyalleri kesiliyor. Dedesinin arabasından gitti. Araba Soma'da bıraktı zaten. Eşyaları var, kendisi yok. Aynı gün garip bir olay daha gerçekleşti. 19 yaşındaki gencin dedesi Şaban Eren'in evine poşet içinde bir mektup bırakıldı. Poşet içini koyup kapının arasını kıstırmışlar. Oradan kaçmış araba. Bu mektup çok önemli ve gizlidir diye başlayan mektupta genç adam için tam 450 bin lira fidye isteniyor. Paranın teslim edilmediği takdirde Özcan'ın öldürüleceği tehdidinin de yer aldığı mektupta olaydan kimseye söz etmeyeceksiniz uyarısında bulunuluyor. Israrla Özcan'ın kaçırıldığını ve sağ olarak teslim almak için 450 bin liranın hazırlanmasını isteyen fidyeciler parayı özellikle de dedenin getirmesini hatırlatıyorlar. Paranın bırakılacağı yer için haber bekleyin. Asla dalga geçmiyorum. Affım yok satırlarının da yer aldığı mektupta aksi takdirde 19 yaşındaki gencin organ mafyasına teslim edileceği tehdidi yer alıyor. Diğer yandan istenen fidyeyle şaşkına dönen aile ise ne yapacağını bilmiyor. Her zaman gözümde tutuyor. Allah bir evvel bulmak istiyorum. Ama ölüsü emme derisini. İnşallah sağdır. Şimdi bu garip bir iş. Çocuk 19 yaşında. 15 gün geçti kayboluşun üzerinden. Şimdi bir aydır çalışmıyormuş son bir aydır. Yaşı 22 diyeceğim. 19'da yalnız şey yapsa 22 yaşında yani. 22 yaşında mı? Evet, tamam. 22 yaşında. Yaşında. Aa, 19 demişsiniz, 19 demişler. Biz de kafadan atmıyoruz da yani. Evet. Siz de çocuğunuzun yaşını bilin be. Son bir aydır çalışmıyormuş. Yani. Öncesinde 6 ay kömür işinde çalışmış. Kaybolmadan önce bir arkadaşıyla beraber kaplıcaya gidiyor. Orada bir gün kalıp döndükten sonra kız kardeşiyle telefonda konuşuyor. Ondan sonra ben geleceğim diyor. Ama evine dönmüyor. Kaybolduğu gün öğleden sonra saat işte 13 gibi... 15 gibi telefonu kapanıyor, bir daha da kendisinden haber alınamıyor. Şimdi aynı gün içerisinde dedesinin üzerine kayıtlı olan beyaz renkli bir araç var. Soma İkiz Kule civarında park edilmiş vaziyette bulunuyor. İçinde bir bavul ve Özcan'a ait de kıyafetler var. Evet. Yani o bavulun içinde sizin oğlunuza evet. ait kıyafetler çıkıyor. Evet, peki siz o bavulu arabanın içine koyduğunu biliyor muydunuz? Evet, gördük, arabayı açtık baktık, valiz içindeydi. Yok, valizi evden evet, çıkarttığını gördün mü? Evet ben gördüm, ben hazırladım, ben verdim eline valizi. Kaplıcaya gidecek diye mi? Evet. Bu kaplıcaya giderken hazırladığı eşyalar, aracın evet. içinde çocuk yok. Hayır yok. Sonra kaybolduğu gün ailenin hayvanlarına bakan bir veteriner varmış. Mehmet Tahta, onunla buluşmuş. Mehmet Tahta demiş ki o gün sadece biz çay içtik, sonra ayrıldık. Ve sonunda da bir fidye mektubu geliyor aileye. Şimdi bu fidye mektubu çok önemli. Çünkü fidye mektubunu yazanın zeka seviyesi 70 ile 80 arasında. Şimdi okuyunca anlayacaksınız. Hakikaten önemli yani. Zaten şöyle başlıyor fidye mektubu. Bu mektup çok önemli ve gizlidir diye başlıyor. Özcan Eren fidye için kaçırılmıştır. Evet. Eğer oğlunuzu veya torununuzu tekrar görmek istiyorsanız sakin olun ve kurallara uyun. Eğer komşu, eş, dost, polis, jandarmaya, muhtar haber verirseniz Özcan organ mafyasına verilecektir. Yani zeka konusundaki tespitim evet. bundan. Sizi takip ediyoruz. Kurallara uymazsanız oğlunuzu bir daha ömür boyu göremezsiniz. Özcan şu an Bursa'ya götürüldü. Perşembe günü para hazır olsun 450 bin lira. Bu sürede parayı hazırlayın. İçimizde polis var. Eğer polis, jandarma başka kişilerle bu olayı paylaşırsanız polis arkadaşa istihbarat gelir ve bu iş biter. Yani biraz da Hollywood filmlerine şey olmuş. Oraya bakarsanız istihbarat da yanlış yazdı. Evet, istihbarat gelir, bu iş biter. Oğlunuz veya torununuz organ mafyasına verilir. Bulamazsanız çarşamba sabahı sizi arayıp parayı bırakacağınız adres... Hep mafyasına verilir, bulamazsınız. Çarşamba sabahı sizi arayıp parayı bırakacağınız adresi size aşağıdaki telefonlardan ulaşacağım, açık olsun. Telefonunuz
Şaban Eren, yani dede. Evet. Değil mi? Onun cep telefonunu yazmış. Evet. Babası diye sizin cep telefonunuzu yazmış. Yani size bu telefonlardan ulaşacağım diyor mektubu yazan, fide mektubu yazan. Sizin telefonunuz açık olsun diyor. Sonra diyor Şaban Eren getirecek dediğim noktaya bırakıp gidecek. Hata yapmayın. Özcan Emin ellerde. Tabii size bağlı. Bakalım Şaban Eren ne kadar seviyor torununu göreceğiz. Hata anında Özcan'ına kimse göremez. Herhalde Özcan'ını demek istiyor. Özcan'ını kimse göremez, evet. Bulamaz. 450 bin lirayı sırt çantasına koyun. Çarşamba günü size bırakılacak noktaya Şaban Eren getirip bırakıp yalnız gidecek. Tek başına, hata istemiyorum. Perşembe akşamı Özcan eve döner. Aksi takdirde köydeki traktör gibi bir daha ulaşamazsınız. Evet. Sizin köydeki traktör mü çalındı? Evet. Daha önce bir 4-5 sene evet bir traktör çalındı köyden de. İşte aynı o gibi traktör giderdi diye yazmış. Sizin traktör müydü? Yok, köyden birisinin. Ha, köyden. Köyden. Ha, demek ki bunu gönderen köydeki traktör de çalan. Evet. Aksi takdirde köydeki traktör gibi bir daha ulaşamazsınız. İçinde kalsın. Bir kişiye söylerseniz olay büyürse yine iş biter. Ondan sonra siz parayı hazırlayın ve haber bekleyin. Dediğim gibi polis, jandarma, başka şahıslardan olay yayılırsa istihbarat alırsak polis var içimizde, organ mafyasına teslim edilir ve onlar da aynı parayı veriyorlar. Onlara teslim edeceğiz. Sizin oğlunuz ne mezunu? İşe mezunu. Lise mezunu. Liseyi bitirdi mi yoksa evet, lise bir ter mi? Bitirdi. Bitirdi. Lise bitirdi. Lise mezunu. Liseyi bitirdi. Bitirdi. Bak burası da komik. Şimdi organ diyor ki eğer diyor parayı vermezseniz organ mafyasına teslim edeceğiz. Çünkü onlar da aynı parayı veriyorlar. Onlara teslim edeceğiz. Özcan yaşasın derseniz kurallara uyun. Paranın bırakılacağı yer için haber bekleyin. Özcan'ı soran olursa Bursa'ya asker arkadaşının yanında dersiniz. Bu yazılı kağıdı çoğaltmanın fotoğraf çekmeyin. Çantanın içine koyun. Hata yaparsanız iş biter. Para eksik ve sahte olmasın. Ben asla dalga geçmiyorum. Affım yok. Kimseyle paylaşmayın bu durumu. Sakin bir şekilde sağ salim bitsin. Kurallara uyun. Sizin oğlunuz kaç gündür yok? 14 günden beri yok. Sizin oğlunuz aranızda böyle bir para mevzusu geçti mi? Para mevzusuna geçmedi. Yani sizden böyle bir para isteyen şey falan öyle bir çocuk mu? Yok. Ya çok açık sorayım mı? Bu mektubu sizin oğlunuz mu yazdı? Ben onu merak ettim. Ben içimden geçeni söylüyorum. Yani inşallah evet, da doğrudur ama. Vallahi yani bu mektubu sizin oğlunuz yazmış olabilir mi? Tam emin değilim yani yazdığını bilmiyorum. Yazabilir de yazmayabilir de. Yani ama eminim. Bilirsiniz çocuğunuzdan. Mesela bazı çocuk vardır paraya tamah eder. Bazı çocuk vardır gezmek ister. Bazı çocuk para ister. Bilir hani insan çocuğunu. Böyle bir şey yapabilecek yapabilir mi yani? Mi? Para istemez gibi istemez de. Yapmaz öyle, gibi geliyor benim için. Bu zaman yapacak olsa bu zamana kadar yapardı. Tam emin değilim yani. Ya para için yapmaz gibi geliyor benim bilmiyorum. Bu dedesinin çok kıymetli bir torunu mu? Evet. Dedesi sever evet çok. He, işte çünkü diyor ki mesela bakalım dedesi evet, görelim işte kıymetli torunu için ne düşünecek falan. Evet. En son bir de sizin aranızda bir araba mevzusu olmuş oğlunuzda. Evet oldu. Bu ben arabayla 7 ay oldu. 7 aydan beri hiç durmazdı bu yani. Soma, devamlı Soma'ya gider, hafta içi, cumartesi pazar ava giderdi. Yani dedim ben bir gün işten geldim. İşten geldim akşam dedim, ben dedim hiç durmayın dedim. Dedim 6200-300 kilometre yapmasın dedim. Nereye gidin gelin hiç. Senin ne dedi. O zaman dedim anahtarları alacağım senden dedim. Bir gün cumartesi günü ava gitti, anahtarları aldım. Geldi anahtarları ver dedi. Ben de vermeyeyim dedim. Dedi neden vermeyin dedi. Çok şey yaptı, azıcık tartıştık işte o ondan. Ondan sonra kahveye gitti. Tekrar bir daha işte de vermeyeyim dedim. Ondan sonra babam geldi. Ondan sonra araba binmek yok seni dedi. Binmeyeceksin dedi. Ondan sonra gideye daha 2-3 gün sonra yani gelmeye diye Somya'ya gidiyor. Mentes'e gidiyor. Bir daha geriye dönmeyeyim. Ama en son yine vermişsiniz arabayı kaybolduğu gün yani. Yok. Hayır, o başka araba. Öbür araba. Babamın arabasına. O devamlı onu kullanıyor yani. Siz kaç yaşındayken dünyaya geldi çocuk? Oğlunuz siz kaç yaşındaydınız doğdunuz? Siz kaç yaşındasınız yani öyle sorayım? 45. 45 siz de 20'li yaşlardasınız. Anladığım kadarıyla dede böyle evde bir otorite figürü. Evet. Değil mi? Evet. Çünkü hep dedeye bağlanıyor. Evet, bu işte hep dedeye söyleyeyim, bağlanmış da biraz oradan. Ya 23 yaşında evet, dünyaya geldi. Tabii siz evet, gençsiniz. Dede genç, evde daha böyle otorite figürü. O yüzden evet, mesela arabada işte yine dede geldi, devreye giriyor. Evet. Fidye mektubu. Parayı da dedem getirsin diyor. Ha. Özellikle de. Ya evet, şimdi tabii bu benim içimden geçen tamamen yanılıyor da olabilirim evet, yani. Bende de uyandırdı intiba tamamen hani
oğlunuz tarafından ya yazılmış gibi. Ya da oğlunuzun arkadaşları falan hani. Çünkü evet, aileniz hakkında çok fazla bilgiye sahip. 4-5 sene önce köyünüzden çalınan bir traktör hakkında bir bilgiye sahip. Evet. Dedenin zaafını biliyor. Evet. Bu parayı dede bulabilecek kapasitede mi? Yok, değil. Bu para bulacak kapasitesi değil yani. Ya yani böyle bir para gücü var mı? Hayır, maddi yok. Yok, maddi yok, yok, para yok. Maddi gücü müsait mi bulmaya? Hayır, yok. Onun için oğlunuz nasıl olsa bu para vardır mı diye düşündü. Yok, bakalım yok diyor, Şaban Eren ne kadar seviyor torununu göreceğiz. Yani. Ya bunu kendinden hata anında başka Özcan'ını kimse göremez, bulamaz. Öyle Özcan'ı falan mı diyordu, öyle mi diyordu yani? Yani şimdi sizin çocuğunuzu eğer evet birisi kaçırdıysa bile sizin ailenin bizzat içinde. Evet. Yani dedesi Özcan'ım diyor, her şeyi biliyor falan. Evet. Dede mi telefon attınız demiş. Şaban Bey günaydın. Günaydın. Bu fidye mektubu direkt aslında neredeyse size bırakılmış ve size yazılmış yani, parayı da siz verin diye. Sizce torununuz ya da torununuzun arkadaşları böyle bir oyun yapmış olabilirler mi? Vallahi orasını bilmiyorum. Şimdi ben onun arkadaşlarını tanımam. Ha. Özcan'ı tanırsınız ya. Özcan böyle bir oyuna girer mi? Ehliyet mi? Girmez. Var. Ne diyor? Girmez. Girmez. Evet. Girmez. Allah'a şükür. Aferin geldi. Vallahi ne diyeyim? Yani ekranda gösterilen fotoğrafı Bursa'da tuttuklarını söylemiştik. Zaten bu fidye mektubunu gönderenler işte size haber vereceğiz, parayı getirin falan diyorlar ama evet, haber falan da gelmiyor. Gelmedi. Gelmedi. Tek şeyim, bu çocuk şimdi çalışmıyor, işi yoktu, gücü yoktu, 15 gündür nerede olacak? Evet. Kim bu çocuğa bakacak? Yani biraz kendi isteğiyle gitti gibi bir intiba oluşuyor. Hani böyle hiç böyle köyden giderken falan gören yok mu, hiç kimse görmemiş mi? Köyden işte Menteşe'den Taner'de bir çocuk var. Genel gelmiş, sen gidelim demiş, köye git demiş, ben gelmeyeceğim demiş. Yani o gün cuma günü ayrılmıştı, ondan sonra bir daha haber alınmadı zaten. Taner'e mi söylemiş bu? Evet, Taner'e söylemiş. Onunla beraber gidiyorlar Menteşe'ye. Ben gelmeyeceğim diyen de sizin oğlan. Onu Soma'ya bırakıyor, sen git köye diyor, ben burada kalacağım, işim var benim diye ona gönderiyor Soma'ya. Kendisiyle birlikte bu dönemde ortadan kaybolan başka arkadaşı var mı? Hayır, yok, yok. Tanımıyorum. Yok. Köyün içindekileri tanıyorum, çevredekileri tanımıyorum, arkadaşlarım. Ama sonuçta birisi de sizin kapınıza gelip bu mektubu bıraktı değil mi? Evet. Yani eğer çocuk geri gelse tanırlardı. Evet. Görürlerdi. Yani görürlerdi için, yani geldi. Bir arkadaşıyla bağlantılı, kendi yapıyorsa i̇şte, bunu. Cuma günü onun gittiği gün hemen akşamına geldi. Galiba gelmediği gün onu cuma günü akşamına gitti ya. Bugün akşam hemen akşam ezanı sırasında kapının altına almışlar mektubu. Ha, hemen o gün geldi. Evet, o gün geldi. O gün gelmiş. O gün geldi. Vallahi fakat enteresan. Dur bakalım şey altından ne çıkacak. Ya. Ama şimdi yani bir yerdeyse izleyicilerimiz zaten tanırlar. Şimdi haber verirler. Evet, inşallah. Yani bir ara Bursa'da diye size de haber geldi. Evet, ama burada evet mektupta da Bursa'da diye yazıyor. Evet. Vallahi Özcan, eğer bu mektubu da sen gönderdiysen daha 22 yaşındasın. Tam sıkıştırılmalıksın yani. Hani. Bazı böyle kaçanları arkada çünkü sıkıştırıyorum da ben niye kaçtım falan diye. Bu da tam ondan. Tam kulak ya inşallah çekmedi. Böyle tabii daha kötü bir sonuçla karşılaşmadım. Benim içimden bu mektubu okuyunca başka bir şey geçmedi. Açıkçası ben de dinlerken başka hiçbir şey düşünemedim. Çünkü hemen o akşam geldiğine göre bu zaten o kaybolurken hazırdı gibi düşünüyoruz. Mektubun dili ve kullanılan üslup çok çocuksu. Noktalama çok eğitimli biri yok tarafından mu yazılmamış. Bunun böyle aynı hatalarıyla dolu. Bir şeyi ben çok önemsedim. 4-5 sene önce olan bir traktör kaybından bilgi sahibi olan birisi. Evet. Yani bunu çok gönderen o köyde yaşıyorsunuz değil mi? Evet, köyde yaşıyorsunuz. Yani o köyde yaşayan biri bunu yazmış. Evet, olabilir. İşte onu düşünmemiş yazarken. Yani eğer liseyi bitirmiş birisi yazdıysa bu İstihbarat mı istihbarat, hiç noktalama imna olmadan da herhalde liseyi bitiremez. Bitirir. Diye düşün. Bitirir mi? Bitir. Bitirebilir. Vallahi bize bitirtirmiyorlardı da. Yani, vallahi bugünlerde bitiyor. Yani maalesef istihbarat yazan bir lise mezunu çocuk olmaz diye düşünüyorum. Yani olmaması gerekir diye en azından evet düşünüyorum. Hadi yanlış tuşa bastığını varsayalım.
Tamam, orada yanlış bir sabahsı istihbarat, istihbarat bir tane arada daha var. Arada kelime şey hataları bir da var. İstihbarat var. Bir tanesi istihbarat, bir tanesi istihbarat. Evet. Cümle düşüklükleri var. Kelime siz sonlarında. Siz seslenin bir çocuğunuza. Eksikler. İnşallah ortada da şimdi dediğim gibi her çocukta bir şey olacak diye kaide yok yani. Seslensen bir Hatice Hanım oğluna. Özür dilerim efendim. İnşallah. Özür dilerim. Evet, buyurun. Fakat İsmail Bey, evet. Oğlunuzun sizinle olan ilişkisi iyi değil. Evet, evet. İyi. Aramız iyi. Değil. Aramız açıktı acık. İyi değil. Yani, senin de çocuğa yaklaşımın iyi değil. Onun da sana yaklaşımı iyi değil. Evet. Yani ortada ciddi bir araba tartışması var. Doğru. Sen benden habersiz 6000 kilometre nasıl gidersin diye ona çıkışıyorsun. O da sana ne diyor? Evet. Bir babayla oğlu arasındaki diyaloğu için uygun bir eda değil. Bence doğru. O yaştaki bir çocuğun köyden doğru. Zaten alıp da 6000 kilometre yapması da hiç uygun değil. Uygun değil. Evet. Yani o da doğru değil. Sonuçta babanın arabasını evet. Alıp da nereye geziyorsun? Kendin evet. Çalış, kendin kazan. Evet. Benzin parasını kim veriyor? Evet. Öyle evet. Suda yakmıyor araba yani. 7 ayda oluyor bir de bu evet. Kilometre. Mesela 7 ayda oluyor bu kilometre. 7 ayda o da güzel arkadaşlarını şey. Tanımıyorsunuz, bilmiyorsunuz. Arkadaşlarında evet. Kim var, ne yok? İçinde madde kullanıcı birisi var mı, yok evet. Mu? Çok enteresan gerçekten. Seslen bir oğluna Hatice amcığım. Ne diyeyim? Bir ava çıksın ama ölüsüne midirisine canlısı çıksın gelsin. Şimdi... Üzme hakkı yok. Kardeşleri doğar evde. Ben de öyleyim. Huzurumuz kalmadı evde. Ya çok haklı. Devamlı onunla düşünüyorum. Ne yiyebiliyorum, ne içebiliyorum. Yaptığım işten bir şey bulamıyor. Ben de anneyim. İki tane kızım var köyde. Onları bırakıp da geldim. Bu küçüğü mü büyüğü mü? Biri 18 yaşında, biri 12 yaşında. Ha, büyük abi bu. Ya, en büyükleri bu. 3 kardeş, 2 kız, 1 oğlan. Ben evlat derdine geldim buraya. Dur buluruz inşallah ya. Yani İnşallah Allah. Bursa'da falan da diyorlar ya şimdi izleyicilerimiz görür tanırlar. Yani zaten fidye mektubuna hiç itibar etmedim. Çünkü fidye mektubuna itibar edecek bir şey yok. Yazmışlar ne arayan olmuş o gün. Ne, siz korktunuz mu fidye mektubu gelince? Evet korktuk biraz. Evet. Organ mafyası diyesi ondan sonra şey yaptım. Korktuk evet. Sonra beklediniz o gün. Bekledik ararız demişler aramadılar. Aramadılar. Evet aramadılar. Söylediniz mi peki fidye mektubunu polise? Evet söyledik. Polis emniyetine bildirdik yani. O gün hemen. Evet. O gün bildirdik. O gün akşamına gittim zaten ben hemen. Akşamına gittim Suma'ya bildirdim. Polis de aynı şeyi düşünmüştür yani bu hani fidye mektubunun çok ciddiye alınır bir tarafı yok. Saçma sapan. Şeyler yazılmış. Aynı şeyler birkaç kere tekrarlanmış. Dur bakalım ne çıkacak sonundan merak ediyorum. Şimdi inşallah yani yazılan bu yazıdaki üslup hani arkadaşları tarafından gerçek gasp veya şantajda bulunanlar tarafından da yazılmış olabilir. Sanki o yazılanların kültür seviyesi çok yüksekte. Tabii tabii. Bununki mi düşük? Yani tabii. Mutlaka düşük seviyede olması... Bunun yazdığına mutlaka işaret değil. Yok zaten ben bu de işi yapanlar gibi belli bir bana. Kültür seviyesinin altında insanlar. Belli bir seviyede olan insanlar böyle bir işe atılamazlar. Onun için yazıdaki uslup hatası mutlaka bunun yazıldığını düşünmek. Hayır tam tersi. Tam tersi. Çocuk, tam tersi. Ben evet. Tam tersini söyledim. Burada çok yazım hatası var. Çocuk lise mezunuysa evet. Böyle yazmazdı dedim. Tam tersini söyledim evet. Yani. Evet. Yani lise mezunuysa böyle yazmazdı. Bu işi yazmazdı. Yapanlar fakat, zaten belli seviyenin fakat altında insanlar. Fakat fidye mektubu yazanlar da yani hani bir tarafıyla hiç merak etmeyin Bursa'da çok iyi. Yani şimdi bu fidye mektubunu yazan bir taraftan da aileyi de üzmemeye çalışıyor. Bir taraftan hani dede çok seviyor hadi bakalım göster dedeliğini diyor. Yani uslup biraz yani zaman zaman farklı. Bizatihi kendisine para isteyenlerle ilgili böyle durumlarda da karşılaşıyoruz. İlk düşüncenizde. Birçok olaylarla karşılaştık. Yani bu mektubu yazanın Özcan'ın kendisi olma ihtimali de mümkün. O ihtimali de bir tarafa itmiyoruz. Ama %100 o yazmıştır demek de mümkün değil. Öyle bir şey mümkün değil zaten canım. Öyle bir şey mümkün değil. Ama biraz farklı bir fidye mektubu. Evet. Ben ilk defa fidye mektubu okuyorum. Şantajdan bizde, başlamış bizde, fidyeye gazma yani, kadar getirmiş. Allah'a şükürler olsun bizim toplum yapımızda böyle fidye meselesi yoktur. Organ mafyası yoktur. Organ mafyası evet. Yoktur. Biz tabii yeni kültürlerle tanıştıkça ne yazık ki suçlarımızda da yenilikler, değişiklikler oluyor olacak.
hiç istemediğimiz haline ama Türk toplumunda böyle çocuk fidye falan vesaire ya bizim yapımızda hani birçok kötülük olabilir ama bazı şeylere tevessül etmiyor. Yani gerçek suçlular bile diyeyim. Bizde böyle evet. şeyler yoktur. Bunlar değişik şeyler. Evet, evet. İlk defa ben bir fidye mektubu okuyorum programda. İki ihtimali de dikkatli almakta fayda var. Bu fidye mektubunu yazanların çok akıllı başlı olmadıkları da bir kesin. Dur bakalım izleyicilerimizden telefon geldikçe olay netleşecek. İnşallah. İnşallah. Gitmiştir Bursa'ya ya da arkadaşları götürmüştür bir şeydir İnşallah, falan filan yani. Ama bu fidye mektubunun bir gerçekliği yok. Çünkü arayıp parayı da istemediklerine göre bu işin altından başka bir iş çıkacak. Evet. Neşe Aydemir Denizli'den geldi o da. Onun da annesiyle ilgili şikayetleri var. Öyle mi Neşe'cim? Hem annenle ilgili şikayetim var. Evet. Hem de babanı bulmak istiyorsun. Evet. Aslında o şikayetleri de o yüzden dile evet. getiriyorsun. Evet. Aslında senin bugüne kadar baba bildiğin biri var anladığım kadarıyla. Evet. Şimdi annen o senin baban değil dedi. Sen de o yüzden gerçeği evet. bulmak istiyorsun. Tamam. Çok kötüydü aile yaşantımız. Ben annemden utanıyorum açıkçası. Denizli'de yaşayan 31 yaşındaki Neşe Aydemir, evlilik vaadiyle insanları dolandırdığını ileri sürdüğü annesi Kumru Hanım'la ilgili akıl almaz iddialarda bulunuyor. Kendisi anlatıyordu biz annemle konuşurken. Evlilik vaadiyle insanlarla görüşüyor. Ondan sonra iniyor çarşıya takısını ne aldıracaksa aldırıyor. Daha sonra adamları bırakıp kaçıyor. Garaja gidiyorduk, tuvalete girdim, üstümü değiştirdim, kaçtım diyordu. İnsanların karşısına ya köylü kıyaklığıyla çıkıyor ya çarşaf giyip çıkıyor. Üstünü çıkarınca da tanımıyor insanlar. Hatta birkaç kişi yapıyorlar bunu. Bir ev kiralıyorlar. Orada kendi evleriymiş gibi işte gençse genç birini çıkarıyorlar karşılarına. Veya annem, ya orta yaşlı biri ise annem kendisi çıkıyor karşısına. Kız isteme gibi merasim yapıyorlar, anlaşıyorlar. Daha sonra işte şu gün gel ben sizle geleceğim diyor. Nerede görüşeceklerse görüşüyorlar. Takıları aldırıyor, kaçıyor. Yapma günah diyordum. Ben zorlamalıyorum, vermesinler diyordu. Neşe Hanım'ın biyolojik babasıyla ilgili şüpheleri var. Zira anne Kumru Hanım eşinden boşandıktan sonra babalarının başkası olduğunu söylemişti çocuklarına. En küçük kardeşimin babamdan olmadığını iddia ediyordu. Daha önce babam mahkemeye verince bu sefer benim babamın da başkası olduğunu söyledi. Aynı anne babadan 4 kardeşiz. Annemin sonradan imam nikahlı eşinden bir tane daha oldu. Bir tane de babamın oldu resmi nikahlı eşinden. 6 olduk. 2 ve 3 numaranın aynı babadan olduğunu söylüyor. 1 ve 4 numaranın babasının farklı olduğunu söylüyor. Neşe Aydemir programımız aracılığıyla gerçek babasını bulmak istiyor. Ben sanki babamı kandırıyormuş gibi hissediyorum şu an. Eğer gerçek babam, babam bildiğim insansa en azından içimde şüphe kalmayacak. Değilse de içimde vicdan azabı çekiyorum ben. Küçük kardeşim de bulsun babasını. Benim kardeşlerime de kötü örnek oluyor. Kardeşlerimin onun yanında durmasına da rahatsızım. Ben annemden utanıyorum açıkçası. Gerçeklerin ortaya çıkmasını istiyorum. Herkesin cezası neyse bedelini ödesin. Hiçbir suç cezası kalmasın. Neşe'cim, evet. şimdi diyorsun ki annem evlilik dolandırıcılığı yapıyor, insanları mağdur evet. ediyor. Sonra bizim işte babalarımızla ilgili problemimiz var. Sen şimdi biraz baba meselesinden dolayı annene kızdın. O yüzden mi bütün bunları da açıklıyorsun? Ne? Ben hiç anlamadım. Şimdi o konu ayrı, o konu ayrı. Ben babamın 2-3 ay oldu babamın başkası olduğunu öğrendiğimde. Daha önce de babamı... 31 yaşındayım ben. 31 yıldır baba bildiğim insan baba değilmiş. Ben şu an enkaz altında kalmış gibi hissediyorum kendimi. Sanki babamı ben kandırıyorum. Nasıl öğrendin o babanı? Öğrendim? Babam 4. kardeşim için annemi mahkemeye verdi. DNA testi istemişti. Annem birkaç kişinin yanında kardeşimin babamsa başkası diye söylemiş hep. Babam da bunu duydu, bize sordu. Dedi kızım dedi ben böyle bir şey duydum. Mahkemeye vermek istiyorum dedi. Tamam baba dedim ben. Kaç yaşında en küçük kardeşi? 16 yaşında şu anda. Küçük dediğin de 16 yaşında. Evet. Annem zaten o kardeşime hamileyken başkasıyla görüşüyordu. Biz biliyorduk bunu. Tabii babam öyle deyince bizim içimizde şüphe oldu. Biz babama hiçbir şey söyleyemiyorduk. Babama dedim ben de tamam baba ver mahkemeye ne gerekiyorsa yap arkandayım dedim. Babam mahkemeye verince annemi bu sefer annem de diğer kardeşlerime şey yapmış, mesaj çekmiş, gitmiş söylemiş. Neşe ablanızın da babası başkası. Siz ikiniz kardeşsiniz, onlar kardeşiniz değil demiş. Ha sen babana destek verdin diye mi evet. annen sana böyle evet. söyledi diyorsun? Evet. Sordun mu sen annene? Biz annemle görüşmüyoruz. Aramız çok bozuk. Ne zamandan beri bozuk? Son 7 aydır çok mahkemelik falan olduk biz annemle. Niye? Kavga mı? Evet kavga.
Beni de dolandırdı. Benim paramı aldı, geri vermedi. Nasıl yani? Benden para aldı. Daha önce de zaten biz annemle bir ev falan almıştık. Sonra işte o ev ödeyenmedi. Geri satıldı. Parasını bana vermedi. Kendi borçlarını ödedi. Sonra ben evlendim. Evlendikten sonra o evin kalan borçlarını ödedim ben. 35 bin lira kadar. Daha sonra işte annemle bayağı bir görüşmedik. Annemle barıştık. İmam nikahlı eşiyle yaşıyordu o zaman. O terk edip gittikten sonra o adam da terk edip gitti annemi. Sonra biz annemizdir dedik. Kapımızı açtık, iyi yedik. Sonra işte bizden borç para aldı. Onu geri vermedi. Ya bir şey söyleyeyim, benim şimdi kafam karıştı. Şimdi sen 31 yaşındasın. Evet. Denizli'de yaşıyorsun. Evet. Senin annen Kumru Hanım da 48 yaşında. Evet. Ve annenle baban 22 yıl evli kalmışlar. Evet. Bu evlilikten önce evlilikleri var mı başka hayır, evlilikleri? Hayır yok. Hayır. Babanın da bir tane var diyorsun sonradan babam çocuğu. Babam sonra annemle ayrıldıktan sonra evlendi babam. Şimdi ikisinin ilk evliliğiydi annenle babanın. Evet. Tamam 4 tane de çocukları oldu. Evet. Sen en büyük müsün? Evet en büyüğüm. Tamam sonra senden sonra da 30, 24 ve 16 yaşında da 3 tane daha kardeşin evet, var. Evet. Sonra onlar boşandılar mı? Evet boşandılar. Tamam boşandıktan sonra ne problem oldu? Zaten şey şiddetli geçimsizlikleri vardı annemle babamın. Sürekli kavga ediyorlardı. Tamam da mesela bu 22 yıllık evlilik evet, ya. Evet. Sonra annem ne zaman bu evlilik dolandırıcılığını yaptı? Babamdan ayrıldıktan sonra başladı. He babandan ayrıldı sonra bu evlilik vaadiyle dolandırma evet, işine girdi. Evet. Emin misin? Evet. Kendisi anlatıyordu bize keyifli keyifli. Ne anlatıyordu? Mesela... bize geliyordu veya telefon açıyordu. İşte bugün iş yaptım, keyfim yerinde, paralıyım falan diye anlatıyordu. Altını aldım diyor. Altınları aldırdık, tuvalete girdim, oradan kaçtım diyordu. Adamların karşısına ya çarşafla çıkıyordu ya şey işte şalvarlı, çarşaflı. O sonra tuvalete giriyordu, kılığını kıyafetini değiştirip kaçıyordu. O zaman vardır onun parası. Niye daha senin paranı ödemiyor? Vermiyor. Alışmış. Başkalarının üstünden geçmeye alışmış. Alışkanlık haline getirmiş bunu. Sonra başka birinden daha bir çocuğu oldu anladığım evet. kadarıyla. Sonra baban da o sırada başka biriyle beraber evet. oldu. Onun da çocuğu oldu. Evet. Sonra ne oldu da baban aradan artık çocuk 16 yaşına gelmiş ben bunun babası mıyım diye araştırma işine girdi. Annem birkaç kişi... Bu da biraz ayıp aslında yani evet. ne bileyim çocuk da 16 yaşında. Babam, annem daha doğrusu birkaç kişinin yanında söylemiş. Annem babama nafaka yüzünden dava açtı. Babamı çok mağdur ediyor nafaka yüzünden. Babam da bunu duyunca... Benim çocuğum değilse diyor ben niye mağdur olayım diyor. Benim çocuğumsa ben sonuna kadar arkasındayım diyor. O 16 yaşındaki çocuk kiminle kalıyordu? Annemle kalıyor. Ha, annen de onun için nafaka istiyordu evet. babandan. Evet. Baban da bu çocuk benim mi diye sormak için mahkemeye başvurdu. Babamın dayısına söylemiş annem. Bu çocuk sizin değil başkasından diye. Niye söylüyor ki bunları bu kadın o zaman? Anlamıyorum ki. Bir taraftan nafaka isterken öbür taraftan nafakadan düşecek olan bir şeyi neden yapar? Sonra sen de baban dava açayım deyince babanı destekledin. Evet. O da o zaman dedi ki sen de zaten onun çocuğu evet. desin dedi. Sen tamam annenle konuşmuyorsun ama bir açıp sormadın mı anne babam kim diye? Biz telefon açtığımız anda bizi küfredip kapatıyor. Hakaretler ediyor telefonda. Allah Allah. Çok değişik biri. Hatta babam mahkeme... Baban şimdi sana ne diyor? Sen babam benim... git dedi. Gerçekler neyse ortaya çıksın dedi. Sonuç ne olursa olsun sen benim evladımsın diyor babam. Anneniz de sizi 17 yaşında doğurmuş. Evet. Bizi her zaman arayabilirsiniz. 0212 354 43 25 354 43 26. Canlı yayın sırasında ulaşabileceğiniz telefonlarımız 0212 639 42 63 639 50 17. Neşe'cim ben aslında şuna şaşırıyorum gerçekten. Hani insan ne bileyim bir şekilde annesine ulaşmaya çalışmaz mı hani bunu televizyona çıkmadan önce değil mi? Hani var mı doğru mu gerçek mi? Hani bu kadar mı iletişim kopuyor bir evet, ailede? Çok kopuyor. Üzücü. Evet. Diyelim ki seninle kopuyor diğer kardeşlerinle de mi kopuyor? Evet. Biz üç kız kardeş üçümüzle annemle görüşmüyoruz. Siz mi görüşmüyorsunuz o mu görüşmüyor? Annem bize hep zarar veriyor. O yüzden biz de mesafe koyuyoruz. Nerede kalıyor kardeşler birlikte şu anda? Şey biz üç kız kardeş üçümüz evliyiz. Ayrı ayrı. Evet ayrıyız. Anladım. Peki. Hazır mı?
Şu muhabirimiz Gizem Gündoğdu Denizli Pamukkale'deydi zaten. Yanında Neşe'nin annesi Kumru Doğan var, iddiaların odağındaki kişi. Kumru Hanım günaydın. Günaydın Müge Hanım. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk canım. Şimdi Kumru Hanım, Neşe sizin önce yani evlilik vaadiyle dolandırıcılık işi yaptığınızı iddia etti ama sanırım siz de bununla ilgili zaten denetimli serbestlikten faydalanıyormuşsunuz. Yani anladığım kadarıyla bu iddia doğru. Evet, denetimli serbestlikten o yüzden denetim almadım ki ben. Ha, başka bir şeyden mi? Tabii ki efendim. Müge Hanım, ben sizi çok severek izliyorum. Sağ olun. Her şeye de böyle inanmak, yani siz işinizi yapıyorsunuz ama... Aha. Ben sadece şunu söylüyorum, orada söylenen her şeyi reddediyorum. Her şeyin de ispatını istiyorum. Yani bu DNA davası sonucunda benim de tazminat davası vesaire hakkım var. Evet, sabahtır dinliyorum. Ha. Ev aldık, ev sattık diyor. 5 milyarla mı ben Neşe Hanım'a tapu verecekmişim? Evi konuşmak istemiyorum. Şimdi ev sizin kendi aranızdaki mevzu. Hiç beni ilgilendirmiyor. Evet. Bir kere aynen. Kızınızın evlilik vaadiyle dolandırıcılık yapıyorsunuz dediği doğru değil mi? Hayır, ispatlasın. Var mı elinde ispatı, kanıtı? 7 ay öncesinde karakolda tutuklanmadın mı? 12 bin lira adama geri ödedin, öyle bırakılmadın mı? Ben mi? Evet. 12 bin lira ödedim. İspatın var mı elinde? Karakoldaydın. Karakol. Müge Hanım. Efendim. Ama ben karakolda senin pisliklerini temizlemek için gittim. Hayır, hayır. Müge Hanım. Müge Hanım. Müge Hanım, söz hakkı alabilir miyim? Alıyorsunuz zaten. Ben kendisiyle muhatap olmak istemiyorum. Hanımefendi, muhatap olmak istemiyorum dediğiniz ben kişi kızınız. Ben onları evlatlıktan reddettim. Müge Hanım lütfen. Ha. O benim kızım değil artık. Artı Müge Hanım, 12 milyar vesaire dolandırıcılık, ben bunların ispatlanmasını istiyorum. Peki niye şu an denetimli serbestlikten faydalanıyorsunuz? Adam vurduğumdan olabilir mi? Valla olabilir, olamaz. Ben bilmiyorum, ben sizinle beraber yaşamıyorum. Allah'ıma bin şükür Müge Hanım. Ha. Müge Adam Hanım. Mı vurdunuz? Yıl 1999, bunların babası kişiyi o zaman vurdum. 2015'te Osman Yarengümü diye birini yaraladım ve ben ondan aldım denetimliği. Dolandırıcılıktan mı almışım? Ben bilmiyorum hanımefendi, kızınız öyle söylüyor. Ben ne bilebilirim? Denetimliği adam yaralamadan aldın. Ben de ispatlanmasını aldın. İstiyorum Müge Hanım. Karakolda kayıtların var. Gerisi? Karakolda kayıtların çıkar hepsi. Tamam, kayıtlarım var. Tamam, beraber gidelim alalım Müge Hanım, ben ekibinizle gidebilirim yani. Tamam, ekibim orada zaten, gidersiniz eğer göstermek istiyorsanız. Şu anda da ben saat 12'de çıkıyorum denetimlikten, istediğiniz karı. Anladım. Abi siz adam vurdunuz, sizi hapse atmadılar mı? Hayır. He? Hayır. Çünkü nefsi müdafaaya girdi, atmadılar. Anladım. Bir anladığım kadarıyla da karakolda çay hizmeti yapıyorsunuz belirli bir saatlerde. Cezanızı bu şekilde mi ödüyorsunuz? Evet. Namusumla, şerefimle cezamı ödüyorum. Anladım. Peki bu çocuk... Neşe Hanım'a ne kadar dolandırmışım sorar mısınız Müge Hanım? Ya Kumru Hanımcığım, ben... Yani siz sonuçta bir annesiniz ya, kızınızla efendim böyle bu tavırda konuşmanıza hiç alışkın olmadığım için o kadar şaşkınım ki açıkçası. Yani ben şimdi bir annenin kızına böyle davranmasına alışkın değilim. Dinliyorum Neşe Hanım'ın iddialarını Müge Hanım. O çocuk ya, çocuklar hepimiz için her şeyi söyleyebilir. Ben hep bunu söylüyorum çocuk. Da. O çocuk ya, o sizin çocuk. Çocuğunuz. Sizin çocuk. Çocuğunuz. Benim çocuğum. Benim değil Müge hanımefendi, lütfen, sizin ben her şeyin gereğinin yapılmasını hanımefendi, istiyorum. Bakın, hanımefendi siz bakın böyle çok demagoji yaparak konuşmaya alışmışsınız evet. Da benim hiç alışkın olduğum bir tarz değil bu yani. Çocuğunuz evet. Diyorum çocuğum ne evet. Yani şimdi bu sohbetin sonu nereye gidiyor yani? Sizin kızınız değil mi bu hanımefendi? Siz biliyor musunuz? Hanımefendi sizin kızınız mı değil mi? O çocuk dediğin neler açtığını hanımefendi, biliyor musunuz? Hanımefendi sizin kızınız kızım mı değil tabii mi? Ki. Tamam ne daha yazık. O zaman çocuk mu çocuk mu diye insanı çadırmaya ne gerek ki? Var? Tam ne yazık ki seni falan ben bilmem evet. Doğurmasaydın dört evet. Tane beş tane bana mı sordun doğururken? Doğuruyorsunuz yani, ondan sonra o benim orası, mi bu doğru. Benim mi? Bir tane doğur bak o zaman dizinin dibinde okut büyüt bilmem ne yap. Beş tane doğursan arka arkaya bakamazsın yani. Ben inkar etmiyorum yani. Onlar inkar ediyor. Ya canım inkar etmek bir meselesi değil ya. Ben de baktım ya, için böyle. Ya sohbeti nerelere getiriyorsunuz ne söylesek bir şey. Ben böyle soruya soruyla cevap verilmek konuşma tarzı benim zaten tarzım değil. Hanımefendi.
Kızınız buraya kadar gelmiş. 31 yaşında evli evet. kadın. Diyor ki babam küçük kız kardeşim için babalık davası açıyor. Annem herkese benim de babamın farklı Hayır, olduğunu söylemiş. Hayır oğlan kardeşi. İşte neyse. Babamın benim de farklı olduğunu söylemiş diyor. Babası evet. kim onu sormaya gelmiş. Bir de isim de verilmiş. İbrahim Sevinç. Peki mesaj neden yazdın kardeşime? Onun babası İbrahim değil diye köyden ben seninle muhatap olmuyorum. Kusura bakmayın ama çocuğunuzun babasıyla Sen ilgili... Sen nasıl Selim'in? Babasıyla ilgili muhatap olmak zorundasınız hanımefendi. Olur mu doğurduğumuz çocuklara babasını söyleyeceğiz yani bir zahmet hiçbir şey yapmasak da. Ben onların babalarının kim olduğunu biliyorum Müge Hanım. Tamam, biz kim? Bilmiyoruz. Ya tamam çocuk da onu soruyor. Müge Hanım ben babalarının kim olduğunu... Ya hanımefendi... Çocuğunuzun babasının kim olduğunu bilme hakkı var. Aranızdaki ilişki ne boyutlu olursa olsun siz çocuğunuza babası hakkında bilgi vermekle yükümlüsünüz. Görüşürsünüz, görüşmezsiniz. Peki ama babası kim bu kızı? Telefonum çantada. Ben doktorum. Buyurun. Adli tıp doktoruyum. Buyurun. Buyurun ben avukat olarak dinliyorum hanımefendi. Evet buyurun. İkimiz de dinliyoruz. Rahmi Bey sizi de tanıyorum. Buyurun güzel. Teşekkür ederim. Benim 16 yaşındaki çocuğuma efendim? Nafakayı ödememek için DNA davası açıp da benim çocuğum değil diyen adama ve bu dördünün de babası İbrahim Sevinç'tir. Babama akrabalarına neden Selim'in babası başkası dedi? Bize de diyordun. Babanın akrabalarına ölmüş İsmail Karan'dan bahsediyorsun değil mi? Peki. Neden İsmail yani Karan şu anda öldükten kızınızın babası hanımefendi net olarak anlayalım. İbrahim Sevinç. İsmail İbrahim Sevinç. İbrahim yani Bey babası kişi. Mı? Baba bildiği. Evet. Neden peki, mesaj attı? Peki şu evet, mesajınız dedi. Neşe de babandan değil ona da söyle. Neşe'nin babası da Mıslığın Hüseyin. Evet. Aynen doğru. Çünkü benim canım yandığı için ben de onların canını yani çok eminler ya Mehmet Selim'in babasından olmadığına. Madem o kadar ispat etmek istiyorlar ben ispata hazırım. Mıslığın Hüseyin kim? Onlar evet. iyi biliyor Müge Hanım onun kim olduğunu. Köyden biri. Evet. Hanımefendi insan hiç kızsa da benim çocuğumun babası bir şu diye söyler mi yani ne kadar? Tuhaf. E peki onlar benim oğlumun babasını çok mu eminler de başka isim karıştırdılar? Abdullah Selçuk, sen kendin Recep Sevinç bunları niye karıştırdılar? Biz onları karıştırmadık. Sen kendin bize diyordun. Baba Selim'e hamileyken başkasıyla görüşüyordun. Biz bunu biliyorduk. Evet. O kişinin adını da vereceğim. Tamer Turgut. O Allah. Da araştırılsın hanımefendi. Evet. Bunları onlar iddia ediyor Müge Hanım. Kumru Hanımcığım, bakın ben sizin hakkınızda kimin ne iddia ettiğini Efendim? Bilmiyorum. Ama bakın şu an yanlış konuşuyorsunuz. Burada bir tane çocuk var ve diyor ki, hani sizin çocuğunuz ya, benim mi senin mi diyor dediğiniz çocuk var. Bu da Herkes sizin çocuğunuz değil mi? Mı? Ne diyor? Evet. Ne diyor? Bir dinleyin. Efendim? Tamam yapın. Şimdi bu çocuk diyor ki, bu mesajı getiriyor bize. Siz burada demişsiniz ya mıslığın bilmem ne falan evet. diye. Tamam benim annem böyle söylüyor bana söylesin diyor. Ben mıslığın Hüseyin mi benim babam? İbrahim Sevinç Yoksa mi? İbrahim mi diyor çocuk. Mesaj kafasını karıştırmış. Ha mesaj kafasını karıştırmış. Peki benim oğlumun Tamer Turgut olduğunu onlar biliyor ama ya. Sen görüşüyordun ama biz o yüzden diyoruz sen ya. Kaç kişinin ya yanında aynısını söyledin. Yani. Selim'in babası İbrahim değil ya. Diye Allah bize Allah. De söylüyordun. Sana bir şey söyleyeyim mi? Ya. Adamı çatlatır bunlar yani. Evet. Yani hanımefendi şimdi bakın biraz evvel bu kızımızın Efendim. Babasının İbrahim Bey olduğunu yayında benim soruma cevaben evet. açıkladınız. Doğru mu? İbrahim evet. Bey mi? Evet. Biraz Doğru. evvel okudu. Evet, Müge Hanım'ın okuduğunda babası. Müge Hanım'ın okuduğunda başka bir isim geçti. Mıslığın Ona da evet dediniz. Başka bir isim değil Rahmi Bey. Ben o mesajı onlara sinir anında attım. Benim oğlumu çok iddia ediyorlar ya İbrahim Sevinç'in değil diye. Ya onların iddiası önemli değil. Bu işi bilecek olan Tabii sizsiniz. Ki. Sizsiniz.
Nasıl bu kızı Rahmi doğuran kadın sizsiniz? Babasının kim olduğunu da bilen sizsiniz. Evet. Bu kızcağız babasının kim olduğunu nasıl bilsin? Hayır nasıl bilsin yani? Çok güzel duygu sömürüsü yapmış. Evet İbrahim Sevinç Dördün'ün de babası Rahmi Bey. La ilahe illallah ya. Yani hanımefendi şunu anlatmaya çalışıyor anladığım kadarıyla. Evet, İbrahim Sevinç. Ona ben de bozuldum. Yani niye 16 yaşına gelmiş çocuğun çocuk için babalık davası açtı? Evet. Eski kocası için. O onun için evet. Babalık davası açınca siz de sinirlendiniz. Ve diğer çocukların da başka başka babaları olduğuna mesaj yazdınız. Ama aslında öfkeyle yazdınız. Herkesin aynen babası aynı baba. Aynen Müge Hanım. Şimdi şöyle bir şey. Mesela onlar Mehmet Selim Sevinci inkar ettiler ya. Ben de dedim ki çok eminseniz sizin de babanız değil o zaman o da araştırılsın dedim. Biz inkar etmedik. Senin görüştüğünü bildiğimiz için babam duymuş. Babamı desteklemek için babama destek verdi. Sen hala görüştüğünü diyorsun değil mi? Evet görüştün. Görüşüyordun. Siz babanıza destek verdiniz. Evet babamıza destek veriyoruz. Gördün mü sen benim görüştüğümü? Gördüm. Bizi de götürüyordun. Çay içmeye götürüyordun adamın yanına. Tamam bir defa gittik. O benim bir iş yeri arkadaşımdı. Evet, hayır doğru. İş yeri arkadaşın değil. Sen tekstilde çalışıyordun. O başka bir yerde çalışıyordu. Şoförlük yapıyordu. Evet. O da şofördü orada. Hayır orada değildi. Evet, kendin ne diyordun? Orada. Ben hamileyken ben acıktım. İş yerinde yemek yemedim. Bana yemek getirdi diyordun. Eve gelip anlatıyordun bize. Sen kendi pisliklerini de çıkarsana ben niye ceza aldığımı. Harun Akkan'ı neden dövdüm ben? Ben Harun Akkan'ı sormuyorum ki. Ben babamı soruyorum. Harun Akan'la da mesajlaşalım. Baban İbrahim Sevinç senin. Sen hani Tamer'i... Tamam neyse hanımefendi. Şimdi kızı yapıyorsun ama. Hanımefendi. Bakın sizin kızınız var burada Allah aşkınıza. Efendim. Hanımefendi bu sizin kızınız. Ben de anneyim Müge Hanım. Tamam. Ben de anneyim Müge Hanım. İşte zaten ondan ben bahsediyoruz. Ben onu hatırlatıyorum. Siz ben onları annesiniz. Bırakmadım hiçbir zaman. Kızınız ne yaparsa yapsın. Ben onları yapsın, hiçbir zaman bırakmadım. Siz, keşke bıraksaymışsın. Kızınıza karşı daha anlayışlı olmak zorundasınız. Hiç konu kızınız ya ben, çok ya, haklı onlar burada. Bir şey söyleyeyim babasını mi? Bilmek onlar en doğal hakkı. Size bir şey söyleyeyim mi? Bak her şeyi normal sanıyorum. Onların ya, babaları belli efendim. Yani. Hala dediğinizi diyorsunuz. Mesela şimdi böyle bir annem olsa benim ben... Ne yapacaktım yani? Ya ben ne yiyor bu insanlar ne içiyor anlamadım. Yani nasıl bir hayat yaşıyorlar? Şimdi işte gençler çok güzel bir laf kullanıyorlar. Bizim zamanımızda yoktu yani. Neyin kafasındasın diyor. Bak çok güzel bir laf bu biliyor musun? Hani yeni laf. Neyin kafasında ya? Neyin kafasındasın yani? Hanımefendi bakın bence siz bir hata yapmışsınız. Tabii ki insan öfkeyle kötü şeyler söyleyebilir yani ne bileyim asarım dersin, keserim dersin, öldürürüm dersin hani bir öfke anında bir şey yani söylememek lazım ama söyleriz ama hani senin baban da şu değil deyince insanın kafası karışır. Çünkü zaten mevzu babalık davası. Yani siz orada bir hata yapmışsınız bence bunu kabul edin. Hani diyemeyiz. Onların yaptığı hata ne Müge Hanım? Mehmet Selim Sevinç. Ama adamla sizin... görüşüp hata yapan sensin. Biz değiliz ki. Bizim aklımızı bunu sokan da sensin. Gene biz değiliz. Şimdi sizi beraber görmüşler ya. Babası da kuş kullanınca bunlar da tamam baba git davanı aç demişler. Ama şimdi bunun karşılığı... Babaları hiçbir şey görmedi. Babaları hiçbir şey görmedi. Ha, onlar mı babalarını bunun söylediler? Bunun şey yapan hani üstüne... Evet Sultan Sanlı Neşe Aydemir söyledi. Neden? Vallahi bilmiyorum çünkü ben babalarını sevmiyordum hiçbir zaman. Onun aynen. İntikamını mı çocuklardan alıyorsunuz? Babalarını sevmediğiniz için. Almıyorum Rahmi Bey, onlar benden alıyorlar. O zaman siz yine bakın, onların yaptığı tavırlarını, onların gençliğine, çocukluğuna verin. Siz anne olarak yine şefkatinizi, merhametinizi lütfen esirgemeyin. Ben bir kere daha soruyorum size. Asla. Bu Neşe Hanım'ın asla. Gerçek babası kim? Lütfen. İbrahim Sevinç efendim. Ben DNA test istiyorum. Hayır hayır. Ama İbrahim ben Sevinç istemiyorum. Dediğiniz DNA zaman falan yaptırmayacağım gerçek da. Cevap vermediğinizi de jest ve mimiklerinizle ifade niçin ediyorum. Niçin çıkmış oraya DNA test istemiyor da? Vallahi o isterdi. Ben her gelene DNA testi burası yaptıracak DNA halim testi yok yani. DNA testi programı ya. Değil yani. Toplasan 12 yılda 12 tane yaptırmışızdır. DNA testi yapılsa da
İbrahim Bey'i buraya getirsek, sizinle birlikte test yapılsa, gerçeği ifade etmemişseniz boş çıkacak. Değil diyecekler, babası değil. O zaman tekrar başa döneceğiz. Tekrar diyeceğiz ki hanımefendi lütfen, İbrahim Bey çıkmadı. Başka kim var? Kimler var isim olarak? Yani hayatınızda lütfen, kimler Rami var? Bey. Lütfen Rami Bey, siz nasıl konuşuyorsunuz? Hayır, öyle? Hayır. Kafanızda isim olarak kimler var? Kafanızda siz yazmışsınız. İsim olarak verebileceğiniz kimler var? Siz böyle bir mesaj atmasanız size kim böyle bir soru İbrahim sorabilir? İbrahim Bey'e yalan eğer söylüyorsanız demek başka isim var. Burada Müge Hanım'ın okuduğunda başka isim. Peki Müge öyle Hanım. Hayır, Müge Hanım. Efendim, efendim buyurun. Şimdi efendim bak bunlar Mehmet Selim Sevinç'e DNA davası açtı. Ölmüş adamın yanında benim söylediğim iddia ediliyor. O zaman biz de mezardan İsmail Karan'ı çıkaralım konuşturalım olur mu? Ama biz gözümüzle gördük senin adamla görüştüğünü. Ölmüş adamı mezardan çıkarmaya gerek yok. Biz varız canlı canlı. Sen neyi gördün gözünle? Adamla görüştüğünü. Sen neyi gördün gözünle Allah'ın aşkına? He? Sen beni... ispatlatacağım size. Emin olun ki Tamer Turgut'tan da aldıracağım o kan davasını. Babamdan hanımefendi bu... ağzımı bozmayayım diyor. Bir şey söyleyeceğim. Bu inşallah yayın... Siz bir ya onların iddiası terbiyesiz olmuyor ama ben görüşmek istemiyorum. Ben kendim hallederim sorunumu. Tamam canım. Bu kadar yeter bence. Bitti. Ne? Bekle, yeter. Sağ ol. Ben istemiyorum. Yok yok sinirlendim. Hayır ben istemiyorum. Bu konu bitmiştir. Ben verdim şeyi verdim. Şunu takın. Şimdi... Arkadaşlarım arıyor ya. Benim ne kadar utanmaz bir şahısların elinde. Ablacığım konu tamam. Bitmiştir. Benim avukatım orada. Avukatımı ararım. Neşe Aydemir, İbrahim Serin, Çebze. Ben emniyette çalışıyorum. Ben emniyette çalışıyorum. Beni kimse burada zorla tutamaz. Yok zorla. Emniyette çalışıp ne olsam ben oraya zimmetliyim şu anda. Emniyette tamam, çalışıp emniyet mensubu değilsiniz hanımefendi. Davanız devam ediyor. Sonuna kadar varım. Siz bir emniyet mensubu değilsiniz. Siz işlediğiniz suçu emniyette çalışarak ödüyorsunuz. Cezasını bu şekilde tamamlıyorsunuz. Aynen. Yoksa bir emniyet mensubu değilsiniz siz emniyette çalışıp. Size bir ceza verilmiş, kamu hizmetine dönüştürülmüş bu. Kamu hizmeti cezanızı da emniyette çay servisi ya da temizlik servisi yaparak ödüyorsunuz. Kamu müesseselerinin birinde çalışmayla cezalandırılmış. Hakim de bir hanımefendi olarak en rahat emniyetteki çay kahve servisini yapsın, uygun şekilde cezasını tamamlasın diye vermiş. Yani emniyet olmazdı da defterdarlık olurdu, vilayet olurdu veya... Kaymakamlıkta bir görev verilirdi. Yani bu orada bu cezanın tamamlanması için tayin edilen bir yer. Bu emniyet mensupluğu değil yani. Ay, siz de fenasınız ama. Kafam karmakarışık ama oldu mu yani, özür dilerim efendim. Yani bir şey kadının kızdı bize. Kadının kızdı sizin küçük erkek kardeşinizle ilgili babanızın babalık şüphesine destek vermeniz. Babam kendisi duymuş, bize sordu. O da diyor biz ki de... babası duymuş olamaz. Onlar duydu. Siz baban gitmiş... ölmüş adamı niye sürüyor ortaya? Bir ölmüş adam değil, başkalarından da duymuş babam. Kimden duymuş senin baban? Senin babama baban sor, Abdullah Selçuk, Recep Sevinç. 990. Hayır. Anladın mı? Ne hayır ya? Dosyayı çıkarttırırım. Ne hayır? Osman Sıkı'yla... Hayır. Ne hayır? Ben onu sormuyorum. Ne hayır ya? Sen koca bize babamız... var benim. Ne hayır? Babamızı söyle bize. Babamızı. Sakin. Babamız kim? Tamam, babanız konuyu diyor, değiştirme. Babanız konuyu diyor, babanız değiştirme. Babanız İbrahim Sevinç diyorum. Neden mesaj atıyorsun o zaman? Anladın? Siz neden destek olup da Selim'in babasının kim olduğunu dava açtırıyorsunuz? Emin misin diyorum, emin misin? Hepsi he? Sonuçta DNA testiyle çıkacak hepsi. Adamla görüşen sensin, bundan senin ya mi olacaksın çıkacak, ben değil? Çıkacak.
Tamam. Bak şimdi o sonuç çıktı mı Müge Anlı'ya tekrar çıkacağız. Ondan sonra nereye gideceksiniz? Evimize. He? Nasıl bakacaksınız milletin yüzüne? Sen evinize? Nasıl bakacaksın? Sen nasıl bakacaksın? Senin... Adamla görüşen sensin, biz değiliz. Ben... Neşe, tamam, annen ben intihar etmiyorum ki, adamla görüştüğümü. Annen diyor ki senin baban da diyor çok normal, hı, bir adam değildi. Benim de başımı belaya soktu. Şimdi bu adam durdu sizin küçük kardeşiniz için böyle bir nafaka ödememek için böyle bir dava açtı. Siz de babanıza destek verdiniz. Aynen Müge Hanım. Ben de diyor bu kızgınlıkla o aynen zaman madem Hanım, o küçük kardeşinizi kendinizden saymıyorsunuz ya. Siz sen senin için de sen destek verdin herhalde de sen de ondan, evet, değilsin diye mesaj attım diyor. Olay bundan aynen ibaretti diyor değil aynen mi? Aynen, her şeyin sebebi Neşe Aydemir. Ha. Evet. Yani sen de evet, küçük Müge kardeşine Hanım sahip çıksaydın baba ben... hiç öyle şey olur mu? Şimdi sen niye böyle bir... Çünkü ölmüş mü onun babası diye düşündüğünüz kişi? Hayır, o Müge kişi Hanım ölmedi. He. Babama söyleyen Müge rahmetli Hanım dayısı. Babamın dayısının yanında söylemiş anne. Anladım. Efendim, efendim Kumru Hanım. Müge Hanım, efendim, sizce normal bir insan eşinizin dayısına gidip de dayı bu çocuk sizin İbrahim'den değil diyebilir mi sizce? Mantıken mi düşünür müsünüz? Vallahi 16 sene sonra demesi bana da hiç mantıklı gelmedi yani. Bitti. Ben kendimden eminim. Mehmet Selim Sevinç'in DNA'sının nereden çıkacağını da çok iyi biliyorum. Yalnız bu iddia edenleri de bir bir tazminatla yakacağım. Peki Kumru Hanım buralara gelmeden önce... Dört çocuğumun babası... Keşke bu mesajı atmayaydınız. İbrahim Sevinç'tir. Anladım ama keşke işte bu mesajı neden atmayaydınız. Keşke çocukla konuşaydınız. Hangi çocukla Müge Hanım? İşte Neşe'yle. Neşe'yle? Müge Hanım. Ben size çıkacaktım. Benim oğlum beni engelledi. Anne yeterince rezil oldum dedi. Ben bir ergen çocuğum dedi. Tamam mı? Ve benim oğlum bundan bir ay önce kendini intihar etmeye kalktı. Bu konudan ya dolayı mı? Ya ben bunların hesabını bu sonuçtan sonra hepsini tazminat davasıyla bir bir ödeteceğim. Sadece babalarının nafakayı ödememek için bana bu çamuru attıklarını ispatlayacağım Müge Hanım. Vallahi eğer DNA testi sonucunda gerçekten böyle bir şey çıkmazsa o zaman hepinizin de... Evet. Biz cezamız neyse öderiz ama adamla babaları görüşen çıkacak kendisi. Biz bunu biliyoruz. Ödersin sen. Sen. Evet görüştüm diyorum. Görüştüm. Müge Hanım affedersiniz. Evet. Çünkü senin bu baban adam değildi. Özür dilerim. Allah'ım yarabbim. Peki görüştünüz ama yani bebek olacak kadar değil de çay içmek. Hayır. Ben de neler söylüyorum ya. Ya. Ne? Görüştüyseniz evet, şüphe Müge Hanım, olabilir o zaman. Dediniz ya. Hı hı. Ay şimdi bu kadar mesaj çekerek şimdi bunların kafasını ki karıştırmaya ne gerek var? Ne hakkı var? Ne hakkı var? Çocuğun nesebinin bilme hakkını şimdi çarpıtmaya, mahkemelere düşmeye ne hakkı var? Herhangi bir şekilde savcılık bir şekilde bir araştırma yapar, DNA çalışması yaparsa peki bunun parasını kim ödeyecek? Ya buna sebebiyet veren kim ki ödeyecek? Babaları açtı beyefendi. Babaları ödeyecek tabii. Bu mesajı yazan açtı. Bu mesajı yazan kişi ödeyecek. He. Neden bu mesajı yazan kişi ödeyecek? Davadan sonra benim yazıldı bu mesaj. Benim kafamı karıştırmanıza hiç her şey bana hakkınız yüklemeye yok çalışıyorsunuz. Kızınızın kafasını karıştırmaya hiç hakkınız yok. Yani peki onların benim oğlumun aklına karıştırmaya hakkı nereden geliyor? Şimdi eski eşiniz yok yanlış yapmış, siz de bunu yaparak yanlış yapmışsınız yani. Eski eşiniz oğluyla ilgili böyle ya, bir hata evet, yapmış. Ne yazık ki. Siz de kızınızla ilgili. Yani niye evet oğlunuzla kızınızı ayırıyorsunuz ki sevgisini? Evet. Biriniz oğlunuz, biriniz kızınız. Ayırmıyorum, onlar ayırdı. Onlar adliyenin önünde... Öyle dedin mi dediniz? Kendisi bize saldırdı. Mahkemeden çıkmıştık. Evet. Arabanın... Sen dedin mi demedim hayır, öyle bir şey? Öyle demedim. Sen bizim kardeşimiz dedin, değilsin. Senin baban dedin başkasıymış dedim. Anne dedim bir. Evet dedim. Sen de kocaman kızsın ya. Denir mi öyle insan 15 ya? 15 gün çünkü önce bana çok küfür etti. Evet dedi yanımda Müge şahitlerim vardı. İspatım da var. Ay sen gül, 15 yaşındayken doğmuş gül, bir çocuk o senin oğlun gibi olmalı ya.
Oğlum gibiydi zaten. Ben onun her istediğini yaptım. Ne o oğlu gibi olan çocuğun babası farklı olsa ne olacak yani? İnsan evlat ediniyor, seviyor babası annesi. Ben gene seviyorum kardeşim ama arabanın içinden bana ettiği küfürleri duysanız. Çok seviyorum. Kendimi sinirimi tutamadım ben de dedim. Ya sen dedin önce. Ben dedim. Arabayla arkamdan gelen bendim değil mi? Tamam, annen diyor ki babası, babası diyor, o baba diyor. Hayır. Bizim arabamızın yönü o taraftaydı. Nereden bilelim ki senin arabanın da orada olduğunu? Sen kapının... Öyle demedim. Öyle ben senin demedim. Ben senin kadar... Gülmür Irk'ı bağlar mısınız? Lütfen Müge Hanım, tamam. Gülmür Irk'ı bağlar mısınız? Kumru Hanım, ben kimseyi bağlamayayım. Ben Neşe sordu, efendim? Babam kim dedi. Baban da bildiğin kişi diyor. Tatmin oldun mu bu cevaptan? Neşe'nin babası. Ne yazık ki. Çok teşekkür ediyorum. Çok ne teşekkür yazık ediyorum. Ki İbrahim. Ama sus sonunu kesmişlerdir. Neyse tamam. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Eyvallah ya. Tamam. Böyle konuştuğu için hiçbir şeyden emin olamıyorum işte. Tamam işte baban o diyor. Ne sen de baba diye tutma işte. Baban bildiğin baban 31 senedir oymuş işte. Ya o zaman zaten 16 sinirden yaşındaymış anneniz. Yani evet. Sonuçta babanızı da söylediğine göre bundan daha ötede yapmanız gereken bir durum yok bence. İçiniz rahat bir şekilde gidin babanıza da sarılacak mısınız? Şimdi Şevki'ciğim bir şey söyleyeceğim. Yani insanın babasını annesini bilme hakkı var. Tabii ki. Bunu doğru kaynaktan bilme hakkı var. Kızın kafasını karıştıracak herhangi bir bilgiyi mesajla atan kişi kızın kafasını karıştırdı mı? Bu kız sağlıklı olsun ya da olmasın. Anlatabildim mi? Karıştırdı babama mı? Babama karşı ben bunun verifiye edilmesi lazım. Bunun doğrultulması lazım. Bu doğrultuna kadar geçecek de adli süreçler var. Değil mi? Bu iddialar karşılığında savcılığın yapacağı araştırmalar var. Orada burada en büyük hadise annedir. Kesinlikle annedir tabii ki ama bu bilgiyi veren annedir. Neşe'nin kardeşine 15-16 yaşındaki kardeşine de tutumunu açıkçası çok yadırgadım. O anlık çok yanlış. Sinirle söyledim. Ben de pişman oldum ama. O çocuğa sinirlenme hakkınız hiç yok. Sinirlenme o çocuk ne yok. Derse desin. Siz de onunla aynı durumda evet. olabilirsiniz. Bak evet. ondan sonra da işte bence oldum annen de sana kızdığın için madem onu öyle söylüyorsun o zaman sen de böylesin demiş. Evet, ama bir anne böyle bir şey söylemez diyecektim. Fakat senin annenin biraz konuşma tarzı. Çok farklı. Çok küfürlü konuşur. Ama siz de o yolda gidiyorsunuz kardeşinize bu lafları edebilen bir abla. Bari siz yolunuzu değiştirin. Sen de çok ayıp etmişsin. Neresin, evet orada gittim ben bunun farkındayım ama gidin ben gidin kardeşinize sarılın. Yani söyleme özür hakkın dileyim. Yoktu. Evet yoktu. Bir anlık sinirle söyledim. Sonradan pişman oldum ama söylemiş bulundum yani o anki sinirle. Aslında annen de size şöyle bir şey yapıyor. Sen babanla bir olduğun için madem diyor siz küçük oğluma böyle bir... yani lekedir aslında bu. Leke sürüyorsunuz bu tabii şekilde ki. Bana ve küçük oğluma... o zaman senin de böyle bir durumun var. Baban senin için de açsın o zaman. Madem çok istiyor. Baban da yani baban ona nafaka ödediği için onu açmak istiyor. Seninle ilgili böyle bir şey baban duydu senin için de açtı mı? Babam da ben buraya geldiğimde öğrendi bunu. Tamam senin için açacak mıymış? Babam dedi şey yaparız dedi hani ne gerekiyorsa yaparız dedi. Senin için de açacak. Açar yani evet. Açacağım evet. demedi ama hani gerek ne gerekiyorsa yaparız. Gel doğruyu söylesin. Bu durumda açması lazım. Açarız. Denizli'ye döndüm beraber gider eğer açarız. Eğer nafaka için açmadıysa diğer davayı o zaman bunun için de açsın. Evet. Eğer illaki bunu öğrenmek istiyorsa. O zaman yani bütün çocukları için açsın. Durumunda. Aradakilerin de ne olduğunu o zaman evet. nasıl emin olacaksınız? Ama benim ne babam kim ya? Olsun. Bir Ahmet, annenin Mehmet, çocuklarına karşı bu şekilde tavır koyması hiçbir şekilde tasvip edilemez. Benim hiç hoşuma edilemez. Gitmedi yani. Yani oğluna karşı, kardeşine karşı bir hata yapmış. Şu anda pişmanlık duyuyor. Annenin hala o seneler önceki Neşe Hanım'ın takındığı tavrın intikamını almaya devam ettirmesi anne şefkatiyle, merhametiyle, anne duygusuyla bağdaşamaz.
Annelik davranışı değil. Burada izleyen bir kişi bunların analı kızlı olduğunu inanmaz. Evet, evet. Kaldı ki bir annenin çocuğuna, babasını öğrenmek isteyen çocuğuna babasının gerçek hüviyetini söylemek mecburiyeti var. Evet. Bir çocuğun da bunu öğrenmek hakkı var. En tabii hakkı. Evet. Yani buna nasıl mani olursunuz ya? Onun kafasını karıştıran mesajlara ne demeli? Hepsi birbirinden berbat. Yani anneden başka kim bilir bunun gerçek babasını? Bir çocuğun babasının kim olduğunu, onu doğuran kadının başka kim bilebilir? Bir Allah bir kendi. Pes. Evet. Efendim İzmir Torbalı'dan biliyorsunuz kayıp 3 kuzen var. Ahmet, Ayla ve Ayça Balaba. 13, 15 ve 17 yaşındalar. Dün onların Oğulcan Bakırcı ile beraber olabileceğini düşünüyordu biliyorsunuz aileleri. Dün Oğulcan Bakırcı halasının evine gitmiş, yine İzmir'de para istemiş. Demiş ki yanımda 2 kız bir oğlan var. Sanırım bizim kayıp çocuklardan bahsediyor. Onları evlerine göndereceğim demiş. Hala pek anladığım kadarıyla inanmamış falan. 8 lira para almış haladan. 8 lira. Evet, 8 liradan sonra kaçıp gitmiş. Çocukları hiç dışarıda gören olmadı. Acaba bir yerde mi tutuluyorlar, yani dışarı mı çıkmadılar, kapalılar mı diye düşünüyor insan ister istemez ama Oğulcan Bakırcı ile kuvvetle muhtemel beraberler. Çünkü halasına gidip 2 kız bir oğlan var evlerine göndereceğim dediğine göre evet 4'ü beraberler. Efendim o 4 çocuğu arıyoruz. Oğulcan da 18 yaşındaymış zaten. Ahmet, Ayla ve Ayça Balaba 13, 15 ve 17 yaşındalar. İzmir'den kayboldular. Zaten Ahmet orta son sınıf öğrencisi. En küçükleri de o. Görenlerden, bilenlerden haber bekliyorum. İzmir Torbalı'dan kayboldular. Civar yerlerde olmaları muhtemel. Ve of. Nereye gelelim? Ay gene benim başım ağır girdi ya. Ya bu anne davaları üzülüyorum. Oldu. Anne evlat olunca insanın içi dayanmıyor. Diyorum ya ben babayla eskiden evlata dayanıyorsun. Ben eskiden bundan 10-15 sene önce anne, şöyle düşünürdüm. Anne evlat kaldırılacak bir durum değil. Ay evet. Çok evet. Anne başka ya. Bir şey yani. Anne eskiden, baba evlatın dalaşmalarına çok alışırız ama da. Anne evlat dalaşmasına bambaşka. Duygu bakımından hiç hazır değiliz. Kaç yaşında anne seni dünyaya getirmiş? 16-17 yaşındayken. Gerçi onunla da çok alakası yok. Ne anneler var 15 yaşında kucağına alıyor evladım diye titriyor da üzerine. Evet. Eskiden derdim ki bundan 10 sene evvel işte zaten işte ben çok çalışıyorum. Zaten akıllıyım, zaten başarılıyım. Hani zaten bilmem ne falan filan. Sonrasında anladım ki bunların hepsi saçma sapan şeylermiş. Tamam tabii ki insan kendisi çalışacak, azimli olacak, yorulmayacak. Hani o bu tamam hepsi arka arkaya doğru ama bir şeyden sonra yani bir kategoriden sonra o üst basamağa geçebiliyorsun. Şimdi hani biz Neşe diyoruz niye kardeşine öyle dedin ama annesi Neşe'ye böyle davranınca Neşe'nin de kardeşine o şekilde davranması doğal. Çünkü Neşe anneden böyle bir tavır görerek zincirleme gidiyor. Neşe de şimdi o tavrı kardeşine ve işte babasına yani ya da çocuklarına o tavrı sürdürecek. Yani bir aile yapın olacak, onlar seni bir destekleyecek. Asıl önemli olan oymuş. Yoksa sen hiçbir şey yapmıyorsun kendi başına. Aile seni alıyor bir yerlere getiriyor, taşıyor. Ondan sonrası senin elinde. Ama hiçbir yere taşınamazsan ne zor bir hayat bu yani. Çok zor. Senin çocuğun var mı? Bir tane kız. Sezai Harman'a geçelim. İşte aslında benzer bir durum. Yani Sezai Harman'ın eşi Ayşe Hanım'la çocuklarının da yaşadıkları benzer bir durum. Arada bir sıkıntı var yani. Neden insan hani annesi yanında kıtır kıtır birini kesse söylemez. Baktığın zaman. Ama işte olmuyor. Bir yerden sonra insanlar herhalde dayanamıyor. Ve işte onlar da ne kadar acıklı ama annemiz Sezai Harman'ı yani eşini zehirlemiştir. Biz buna inanıyoruz. Çünkü olaylar bizi o noktaya getirdi diyen çocuklar var stüdyomuzdan. 18 Mart 2019 tarihinde Manisa'daki evinde eşi tarafından zehirlenerek öldürüldüğü iddia edilen Manisalı çiftçi Sezai Harman'ın kardeşleri yengeleri Ayşe Harman hakkında suç duyurusunda bulunmak üzere adliyeye gittiler. 5 kardeş savcılar bu ellerindeki zehir olduğunu düşündükleri maddeyi teslim edecekler. Sayın savcımıza da teşekkür ediyorum. Bütün bu konuşulanları ihbar kabul etti.
Zaten soruşturma devam ediyor. Adliye Tıp Kurumu'ndan da hızlıca bir yanıt gelirse bütün bu akıldaki soru işaretleri de bir an evvel ortadan kaybolur. Sezai Harman'ın daha önce de zehirlenme şüphesiyle kaldırıldığı hastanede tedavi gördüğü sırada aynı odada bulunan Fadime Vural çok çarpıcı açıklamalarda bulundu. Peçeteyi sarıyordu o pet bardağın içine. Böyle ediyordu, bak hiç gözükmüyordu. İşen diyordu, böyle ediyordu, içiriyordu. Ondan sonra içirdim, meyve topluyordu adam. Ne içiyorsa diyor, bir şeyler toplamaya başladı diyor. Ne kadar güzel anlatmış. Direktör çeviriyor hocam. Tam zehirlenme bulgularının aslında çok tipik örneğini gösteriyor. Serum seti de delinmiş ya. Bak onu da anlatacak şimdi Fadime Hanım. Serum delindi. Akmaya başladım. Aşağı dedim. Erkek serum tam ne dedim. Giden de hemşireye çağırıyor, gelen de dedim. Baksın hayır hayır Fadime dedi. Zelleme dedi. Aksın kalsın dedi. Şıp şıp damlıyordu. Güleriz ağlanacak halimize durumuna geldik. Diyor ki o kadar delindi ki adamın kafesine şıp şıp serum damlama akacak diyorum diyor. Hemşireye çağır, boşver boşver aksın dedi diyor. Şöyle şey olur mu? Eşini zehirlemekle suçlanan Ayşe Harman'a birileri yardımcı olmuş muydu? 20-25 gün önce ya oldu ya olmadı. Baban ölmeden 20-25 gün önce. Sen gidiyorsun daha annenin evine. Evet, evet gidiyorum. Komşu da geliyor. Hangi hoş komşu? Beş, Hatice Dinçer. Bunlar başladılar hani babam annemi kötülemeye, o da kocasını kötülemeye. Manisa'ya gidiyordum dedi. Hatice Manisa'ya gidiyormuş. Otobüste bir kadın denk geldi dedi. O da kocasından şikayetçiymiş dedi. Kızım demiş sen hiç evden ayrılmıyor musun? Bir yemek kat da demiş. Zehiri kat içine evden ayrıl demiş. Sen gelinceye kadar ölsün demiş. İnanılır gibi değil ya. Yani. Ondan sonra ben bu şeyler çıkınca köylüye söylemeye başladım bunu. İçinden atamıyorum Müge abla. Doğruları söylemeye korkuyorum. Biri annem, biri babam ama söylemedim mi ben duramıyorum. Bize azabı çekiyorsun. Oturuyorum, oturamıyorum. Kalkıyorum, evet, kalkamıyorum. Yatıyorum, yatamıyorum. Biri baban, biri annen. Hatice Dinçer diyor ki ben öyle bir şey demedim diyor. Dedi. Yanlış anladı Eda diyor. Katının bir başından geçenlere anlattı yani. Biz de biraz eşimin eşiyle problemler yaşadık. Bana dedi ki niye raporu dinliyorsun? Akli dengesi yerinde değildir rapor. Öyle bir rapor. Rapor çıkart, sen de onu bir hallettirdin. Onu mu söylediler bir de? Allah Allah. Niye anlatmayacağım ya? Niye anlatmayacağım? Geldiğine yemin ettirmedin mi bana? İlk önce bu kendi kocasını bunu öldürmek için yapıyor bu böyle planı. Böyle anlattı bana. Hatice'nin kocası yaşıyor mu? Yaşıyor. Yaşıyor. Kendi vallahi kocası Hatice'm, için plan yapıyor. Et, kocam bu aralar ölmesin yani. Bak böyle beğenelim beğenelim. Ben sana söyleyeyim artık yani bu aklıma ihtimal koydum yapacaktım dedi. O gün taksi bulamadım dedi. Yalan söylüyor. Yalan söyleme. Yalan söylüyor. Babanın yanında oturuyor. Yalan çok. Ben de cam kenarına oturdum oraya. Ağzım açık dinlemedim ya, sizi. Ay sen ne yalancı kadınmışsın bu kadar sen ya. Sen kendin yalancısın. Sen kendin. Neden bu aklı verdin? Neden? Ayşe Harman'dan kuşkulananlar sadece eşinin çocukları ve kardeşleri değildi. İlk evliliğinden olan öz kızı da annesinin böyle bir şey yapabileceğini düşünüyordu. İşte Faruk beni seviyor, aşık olduğunu söylüyor. 25 yaşlarında falan. Annesinin bir erkek arkadaşı olduğunu kendisinden gizlemediğini söyleyen Sevgi Hanım, telefonunda bazı fotoğraflar da görmüş. Bakıldığında fotoğrafa görüntülü konuşmaydı. Adem'le biri olduğunu, Deniz'de yaşadığını öğrendim. Kapıdan dinledik, içeriden ses geliyor, biriyle konuşuyordu telefonda. Şunu duydum ben, seni benden ayır. Yıracak, kendine yamayacak. Benim için söylüyordu bunu. Bunu söyleyince ben çok kötü oldum. Yani bir anne dedim bunu bir kızına yapamaz. Ben o gün annemi tamamen silmiştim. Sezai abinin öldüğü gün annem beni aradı. Dedi ki Sezai abin öldü Sevgi dedi. Ben de dedim ki yapmasaydın dedim. Daha ne anlatsın? Bir kişiden falan bahsetmiyoruz biz. Şimdi bu senin ablanı gördüğüm ismi Faruk diyen kişi bu o ilk boşanma davasının açıldığı zaman 20-25 yaşındaydı diyor. Fotoğrafına kapak fotoğrafı yapmış o Faruk'un. Telefonuna. Anne bu adam kim dedim. Ana dedi onu çocuklar dedi yanlışlıkla kapak fotoğrafı yapmışlardır dedi. Ama sonra ondan ayrılıyor. Öbürkünü buluyor işte o Denizli'de dileni buluyor. Traktörleri tırmıkları falan satıyordu. Arabayı falan veriyor dediğiniz başka kişi daha onu bilmiyoruz şu anda biz. Korkunç suçlamaların hedefindeki isim Ayşe Harman'sa telefonla katıldığı yayınımızda eşini zehirleme iddiasını kabul etmedi. Hepsi benim üzerime geliyor. Benim hiçbir şeyle alakam yok. Bir ekliler iftira atıyorlar. Ama iftira diyorsun ama maalesef internette tanıştığın kişi röportajla yaptı evet diye görüşmüşsünüz. Tamam benim özel hayatım kimseyi ilgilendirmez. Siz bu özel hayatınızdan dolayı yalnız kalmak için başkalarıyla daha rahat gezebilmek için eşinizi zehirlediyseniz bu beni değil tüm kamuoyunu ilgilendirir. Yani kamu davasıdır zaten. Benim başka hiçbir şeyle alakam yok. İftira atıyorlar. Kapatıyor. Gel bak burada konuşalım. Şey gel bak anne diyorum baksana. Annemin evine gidiyorum diye girdim. Telefonu kapatma. Şey gel bu diye yüzleşelim. Gel annem. Buyur bak. İki çocuk annesi kadının internet üzerinden tanıştığı eski erkek arkadaşı da yayınımıza katıldı. Ben sosyal medyada tanıştım. Benim gönül ilişkim. Gönül ilişkinden sonra bir ya bağlantım yok. Ya sen kadın
Sana gönlüm eşimle de konuştum ne demek ama. Yani? Gönlümü eğlendirdin mi demeye ama çalışıyorsun? Aynen aynen. Ben gönül için. Ben herhangi bir şeyim yok. Madem gönül ilişkisi yaşıyorsun, mirasla işin nece? İşte bu sen de çiftçisin. Zehri verdin, emalları paylaşalım. Sen de yemek istedin, siz yaptınız, sen yaptın, çıkacak. Tarım ilaçlarıyla ilgileniyor musunuz? Hayır, ilgilenmiyorum. Biz arpa buğday ekiyoruz abla. Tamam. Tamam. Onlara bir şey sıkılmıyor mu? Atılmıyor mu ilaç? Atılır. Atılıyor. İlk ekilirken atılır. Başka atılmıyor ki bizde. Geri kalanı da evde kalıyor yani. Öldü zaten. Bu adam öldüğü zaman sen bu kadınla beraberdin. Ve bu adamın ölümü şüpheli. Bu adam öldürüldüyse senin de içinde olduğun düşünüldüğü için senin ifaden alınıyor. Ayşe telefonla ne oluyor konuştum. Demedin mi? Beni jandarmadan, karakoldan verdiler, çağırdılar dedim. Sezai Bey ölüp jandarma sizi çağırdıktan 20 gün sonra mı nişanlandınız? Bu nasıl bir tesadüf yani? Nişanlınızla ne zaman tanıştınız? Nişanlınızla ne zaman tanıştınız? Nişanlanma işte bir buçuk ay nişanlanmadan mesela bir ay önce falan tanıştık. Ağustos'ta oluyor yani gidip gelmeler oldu. Bu aralarında nişanlandım. Tamam, jandarma sizi ne zaman ifadeye çağırdı? Eylül'de. Ne zaman nişanlandınız? Söylüyorum, 9 Eylül 2019. İfadeni de ne zaman verdin? 10 Eylül 2019. Az önce dedin ki bu ifadeyi verdikten sonra da 15-20 tamam, gün yine konuşmaya... Ondan sonra benim intibatım kesti. Yani sizin bu nişanınız gerçek bir nişan mı bu? Ben onu merak ediyorum. Evet, gerçek. Evleniyorsunuz yani. Ne zaman evleniyorsunuz? Hayır. Parmağında yüzüğün var mı? Bakayım, yok. Şu an yanımda getirir. Yüzük yok. Yok ama. Yanımda yok yani. Çalıştığım için, hani işlerinde çalıştığım için, tarım işlerinde, hayvan işlerinde yaptığım için batmasın diye şu an takmadım. Benim aklıma yatmayan çok şey var işte ya. Yatmadı benim aklıma. Var dedim, evet. Zehir var dedim. Ne var çantanda gerçekten bilmiyorum. Bulduğum ilaç var. Hastanede bulduğum karışım var Müge ablam. O gün bugünden beri atmadım. Biz bunu açtığımız zaman poşetledim. Müge abla elimiz yüzümüz yanıyor dediğimiz zaman. Şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden Sezai Harman'ın kızı Canan Dağcı, babasının zehirlendiğini iddia ettiği sıvıyı stüdyoya getirmiş, bunun üzerine Manisa Emniyeti bu maddeyi incelenmesi için istemişti. Sezai Harman'ın kardeşleri şüpheli maddeyi savcılığa teslim etmek ve suç duyurusunda bulunmak için Manisa Turgutlu Adalet Sarayı'ndaydı. Kardeşimin ölümünden Ayşe Harman'ı sorumlu tutuyorum. Bu şu anda da gereken yasal işlemleri başlatacağız. Ayşe Harman hakkında suç duyurusunda bulunacağız. Savcılıktaki işlemlerini tamamlayan kardeşler adliye çıkışında haber ekibimize konuştu. Abimin ölümüyle ilgili gereken şikayetlerimizi yaptık savcı beye. Bildiklerimizi anlattık. Abimin şaibeli ölümünden, Ayşe Harman'ın tarafından öldüğünü anlattık. Kullanmış olduğu ilacı savcılığa teslim ettik. Sayın savcım da işte bunu ayrıca bir tırnak içerisinde ilgili yerlere göndereceğini söyledi. Son aşamasına doğru gelinliği abimin zanlısı bir an önce yakalanıp adalete teslim olmuş. Elimde şişeyi, serumu, neşir Rıngayı, hepsini anlattım. Hepsini savcı yazdı. Ben bunun tez zamanda aydınlamasını istiyorum. Adalet yerini bulacak. Ben de bildiklerimi anlattım yani. Bunu takipçisi olacağız dediler. Bir an önce bunun çözülmesini istiyoruz yani. Anı açıksa İstanbul'a o da gitsin. Saklanmasın orada. Çinçini ötmesin. Biz uyku uyuyamıyoruz. Bizim kardeşimiz nasıl öldü ettiyse bunu o da orada çeksin. Biz sonuna kadar kardeşimizin peşindeyiz. Seni adalet yerine koyuncaya kadar biz bunu bırakmayacağız. Biraz geç oldu ama evet, kardeşler sonunda bildiklerini gidip savcıya anlattılar ve suç duyurusunda bulundular. Keşke bu olay o ilk zehirlendi diye iddia ettiğiniz zamanda yaşansaydı da olay buralara kadar varmasaydı. Evet. Bunu sizin için söylemiyorum. Eminim şu an bizi izleyen, hani benzer endişeleri yaşayan başka aileler de vardır. İşte zaman zaman aman aile birliği bozulmasın, şimdi ben çıkmayayım ortaya falan diye insanlar biraz çekinebiliyorlar.
Ama çekinince de sonuç buralara kadar geliyor. Keşke o hastanede, o hastane polisine, doktora, yani doktor demedi mi? Şimdi izleyicilerimiz de soruyor, dün de beni herkes arıyor. Bütün eşim, dostum mesela, doktor demedi mi? Zehirlendi, neden zehirlendi? O kadar oraya kardeşler geldi. Yandaki refakatçi kadın bile bırakmayın. Adamın başını diyor, niye polise haber verilmedi? Niye bu şüphelerden bahsedilmedi? Müge Hanım, aydınlık getirelim. Biz bu zehirlenme başında ilk hastaneye yattığından itibaren biz gerekli her tarafa kapıyı çaldık. Eşimle amcası birlikte gidildi. Polise kayıt tutturdunuz mu hastanede? Biz vardık oraya, her tarafa vardık. Bak, bir yere vardık değil. Hastaneye gidiyorsun ya, her hastanede bir hastane polisi var. Özel hastanede kurum başhekimine kadar biz bu şeyleri söylendi. Özür dilerim, sözünüzü kestim. Biz şeyin detayını bilemeyiz. Fuat Bey. Hem burada Fuat zehirlenme bak, olayı. Konuşmak, kendi aramızda konuşmak ayrı bir şey. Bak, öteki türlü biz başvurduk diyorsunuz ya. Şimdi başvuracağımız yer belli. Polis, savcı, jandarma. Başka mı? Başka merci yok. Önemlisi gidildi, olan Müge şu. Müge Hanım gidildi. Bir dakika Fuat Bey. Şimdi hastanede yattı çıktı adam ya. Onun bir tıbbi dosyası vardır. Evet. Tıbbi dosyada teşhis ne yazıldı? Bizim önce orada emniyete vardığımızda bize söylenilen şey, babanız ölü olursa siz şikayetçi olabilirsiniz, evet, çocuklar olarak. Yok. Siz bak, şöyle zehirlenme vakası olduğu andan itibaren zaten adli olgu olarak bu değerlendirilir. Doktorda ve adli olgu yazdı, olarak da dosyaya not düşülür. Dolayısıyla sizin de bir zehirlenme şüphemiz var bizim dediğiniz andan itibaren doktorlar bunu araştırırlar, kan alırlar, idrar alırlar yaşayan hastadan. Ve bunun araştırmasına giderler. Dosyaya yapmak not düşerler. Zorundalar. Raporlar da tabii zaten zehirlenme okuyor. Yani kanunen doktorun yasak da böyle bir sorumluluğu var. Sarcına doktor dedi. İhbar etmek mecburiyet. İki hastaneye gitti. İkisi de zehirlenme vakası. Derhal Cumhuriyet Savcılığına ihbarda bulunacak. Savcılığa, sorunma zorunluluğu var. Savcılığa da var. Savcılıkta da bizim buradaki işlemlerimiz size geç yansıyabilir. Geç, yani ölüm yok ortada. Zehirlenme iddiası var. Elinizde kanıtınız var. Ama sizin elinizde bir deliliniz yok. Hadi siz getirildiyseniz, hadi evet, siz yaptıysanız bu hakkı götürdüğümüz zehiri. Ancak adam yaşıyor ve ayağa kalkarsa kendisi gelir, imzasını verir. Ama bir şey söyleyeceğim ya. Allah rahmet eylesin de. Abisinin adı neydi buraya gelen? Hakkı. Hakkı abisine demiş. Beni zehirleyecek demiş. Bu ben evde yemek yemiyorum. Hepimize dedi. Hepimize dedi. Bir şey anlatamadı. Hepimize dedi. Demiş işte. Sana da söyledi mi? Söyledi. Hepimize sana da dedi abası. Hocam bu hastanede yatarken bize geldi. Ben dedi Sezai'nin öldüğüne hiç üzülmüyorum dedi. Kim? Ayşe. Ben onun acı duyduğuna üzülüyorum dedi. O kadar hocam direksiyon çeviriyi, çarşafı diyemeyiz yüzüne sen yaptın diyemeyiz. En sonunda Muzaffer kardeşim patladı sen yaptın dedi. Dil mi yüzüne bağırıyor, hastaneyi yıkıyor. Çok üzüldüm. Hayır, bağırıyor. Ben yapmam diye bağırıyor. Burada bu birimiz refakatçi kalalım başında dedi mi? Ben 25 yıllık eşimi kimseye güvenmem diye hastane yıkıyor hocam. Biz utanıyoruz. Çığırıyor böyle bağırıyor ben kalacağım. Yani yarı buçuk bir müdahale ettiğimizde zaten ortalığı çirkefliğinden yıkıp yok, şey yapıyor. Bu yok, sefer biz öyle söylemeyelim de yani oluyoruz. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Beyefendi artık şimdi bak 60-65 yaşına gelmiş biri. Ben evimde yemek yemiyorum. Gidiyorum da bakkaldan bisküvi alıyorum, onu yiyorum tarlada. Eve karnım tok gideyim ki zehirlenmeyeyim dedikten sonra. Artık yani ya adamı şöyle düşünmeniz lazım. Ya adamın psikiyatrik bir problemi var. Yine müdahale etmek yani yine gerekiyor. Müdahale etmek son gerekir. Hani yediğinde zehir olduğunu düşünüyor. Bak şimdi her böyle söyleyeni de doğru kabul edeceğiz diye de bir şey yok. Onu da söyleyeyim. Bu iki uçlu bir şey. Tabii. Ya adamın psikiyatrik bir sorunu var. Yediğinde zehir olduğunu düşünüyor. Bisküvi yiyor. Bu da bir sıkıntı. O zaman bir psikiyatriste götüreceğiz. Ama siz de biliyorsunuz yan delillerden işte hani sen kendi öz annenin durumunu biliyorsun falan. Hocam şey o zaman diyor, bir daha mı yapacak? Gitti kardeşim onu getirdi para vererek getirdi bu sefer. Bir daha mı yapacak diyor köyün yüzüne bakacak yanı kalmadı gitti. Bize söz konusu bir daha yapmaz diye. İnanmıyor onun bu bir kanser, daha yapacağına. Zaten evet, üç aylık kanser, ömrüm kaldı. Ben buna şey yaparsam daha çok kötülenecek. Diyor. Hep kendi savunması o. Zaten kadın ikinci geldiğinde kesinlikle Kayseri'deki kızınla konuşmayacaksın. Bizimle irtibatımızı tamamen kesti. Bir tek beni koyuyor. Bir tek bizimle irtibatımızı kesti. Elinden telefonu aldı. Evet hiç konuşmadı. Yani ikinci bir bakın bu ilk hastaneye yatış belgesi. 15.4.2018.
Hastanın yakınması ve öyküsü. Bilinen nörolojik bir hastalığı olmayan hasta birkaç gündür uyku hali, konuşamama yakınmaları oluyormuş. Yakınları tarafından acil servise getirilen hastaya yapılan nörolojik muayenesinde bilinç konfüze kooperasyon yok, oryantasyon yok. Beyin BTD anlamlı patoloji gözlenmedi. Anestezi yoğun bakıma yatırılan hastanın yapılan muayenesinde bilinç bozukluğu gözlenmedi. Nörolojik muayenesi doğal samtandı. Bunun üzerine hasta nöroloji servisine alındı. Hastanın birkaç gün önce böcek ilacına maruz kaldığı öğrenildi. Ve diyor ki şöyle denmiş, tanı yani ön tanı. Organofosfat ve tamam. Karbamat insektisitlerin toksik tamam. etkisi. Tarım, evet. tarım ilaçları. Bu organofosfatı biliyoruz. Zehirlenmesi, evet. Bunlar... Daha evvel de bunu işlemiş, bu organofosfatla ilgili. Evet. Tamam da yani buna da baktığınız zaman babanıza da sormuşsunuz. Adam böyle bir ilaçlama yapmamış. İlaçlama yapmadan nasıl böyle bir şeyin etkisi altında kalacak? İlaç yapacak zaman değildi zaten. Zaman... Tamam işte ablacığım tamam. ben de onu söylüyorum. Ama ben şimdi bak hastanede doktor olsam, şimdi tıp okuyup olabilirdim. Evet. Ben bilmem ki sizin... Ne zaman bu ilacı yapacağınızı? İşte zaman siz bana söyleyeceksiniz. Zaman. Diyeceksiniz ki doktor hanım yani bakın bu böyle tarım ilacından zehirlendiği... Kaza ama, değil bu. Bu bir cinayet. Ama yani bu adam tarım ilacı atmadı ki tarlaya. Nasıl zehirlendi? Yani biz bunu böyle zaten bir ilaç kullanmadığımıza göre... Dile getirdik bir, eşinin tarım ifadesi. Tarım ilacı kullanmadığımıza kocam, göre nereden geliyor kocam bu? Bahçelere zehir atmaya gitti. Kim? Hanımın eşi şeyin tamam, Ayşe Hanım'ın sordunuz. Ayşe Hanım'ın şeyi bu. Tamam sonra Sezai'ye sordunuz. O ne dedi size? O da bir daha yapmaz. Tek şeyi bu. Utandı, bir daha yapmaz. Evet. Kanser hastası. Ben bunu bırakırsam daha çok kötülenir. Hastaneye ikna etme dedim. Şeyimiz olmadı. Ne kadar çabaladıysak ikna edemedik. Burada hastane adli olgu olarak bildirmediyse aslında eğer, hastane polisi devreye girmiş olsaydı var. Belki bu hayır, farklı yöne gidilebilirdi. Bence işte doktora diyorlar ki biz kaza diyorlar. Hayır kaza demiyorlar. Biz ilaçladık diyorlar. Şimdi biz işte, çiftçiyiz diyor. Ayşe biz Hanım çiftçiyiz. Diyor ki benim kocam diyor ilaçlamıştı diyor. Sezai de demiş ki bak bu bir daha hani tamam yaptı bir hata mı bir daha yapmaz. Evet. Öyleye de rezil evet. olmayalım. O da bir şey söylemiyor. Bu da böylece kapanıp bulaş gidiyor. Bulaş gibi geliyor. Yani bulaştı gibi geliyor. Ama ne olursa olur. Hayır hocam yaptığını şey affediyor. Yaptığını affediyor bir daha yapmaz tabii diyor. Ki onu ama anlıyorum. Şey ki hocam, doğruyu da yani söylemiyor. Sonuçta siz bir saksıya işte biber bile ekseniz ona bile bir şey koyuyorsunuz işte hani gelmesin böcek falan filan diye hani onun bile bir örnek iki ama var. Yani hani koymuyorum tabii ben çoluk çocuk var diye ama hani koysam yemeyecek o sümüklü böcekler falan. Şimdi düşün ki koskoca tarlaları ekiyorsun. Yani Türkiye'de ekim dikim yapan herkes bunları kullanıyor. O zaman herkesin patır patır ölmesi lazımdı sabah yani. Kalktığımızda. Gayet tabii. Onun zaten bu adam da kaç yaşında? İlk defa mı atıyor yani? İlk defa bu tarlayla uğraşmıyor ki bu adam yıllar... Çocukluğundan beri. Hepimiz tarımla uğraşıyoruz. Zaten kendisini evet. zehirlediğini biliyor. Anlatamıyorum. Kendi yaptığını ya biliyor. Baba gel şikayetçi olalım. Evet. Bak bu kadın seni öldürecek. Öldüğü güne kadar söyledim yok. Ben Müge ablam. Yok, git olmaz. Dedim hastaneden raporlarını olmaz. Çıkar kanser babam. Çok seviyordu. Çok mu seviyordu? Onun bilemiyoruz karısına, Müge ablam hı? bilemiyoruz düşmanca ya. Düşmanca tavır takınıyorsunuz diye düşünüyor o. Ben şurada bir eczane şey var Ayşe Hanım'ın. Ben hiç burada tabii bilmiyorum siz daha iyi bilirsiniz ama hiç kansere dair bir ilaç yok. Hani bu kadar... Vallahi göğsüne sıçramış, kanserin, beynine sıçramış, midesine sıçramış. Tövbe yarabbim Allah şifa versin sıçrayanlara da. Kanserin doğal gidişinde bu kadar bir seyir yok. Pek kardeşime de 3 aylık ömrüm kaldı deyip yalandırıyor. Yok, yalan. Var mı hiç orada? Hayır. Ben yani bize gelen bilgiler devam ediyor. 3 aylık ömrü kaldı, 6 aylık ömrü kaldı. Hiçbir şekilde gittiği bölüm onkoloji bölümü değil ki kanserle aslında alakalı. Aslında onkolojiye de gitmemiş. Bir bölüme gitmemiş ki. Ruh sağlığı hastalıklarına gitmiş. Nörolojiye gitmiş. Fizik tedaviye gitmiş. Ortopediye gitmiş. Ağrıları vardı muhtemelen. Dişe gitmiş. Sonuçta hiçbir şekilde bir buradan onkoloji kliniğine yani. Gitmemiş. Anneniz kanser değilmiş. Burada bir onkoloji... Bize kanserim deyip çıkıyor hocam.
tedavi yok. Ben de üzülüyorum Müge abla, kanser hastası diye yırtıyorum kendimi yani. Söyledim, onların bir kısmı. Söyledim, inanmadım. Bu da ağlayarak beni ağlıyor. Annem saklıyor. Yani. Annem göğsüne pis okulmuş. Hala gel diye ben de gittim. Hocam, kardeşim yatağına şeyinde akşam yemeğini yemişler. Ben Ahmetli'de oturuyorum, bunlar köyde oturuyor. Kardeşim böyle kıvranıyor hocam. Kıvranıyor böyle, ne oldu? Yemeği yiyişim, bana bir şey oldu dedi. Bunlar da annesiyle ikisi mutfakta telefon murafası ediyorlar. %70 bu mesajı yakalıyor gene. Kıvranıyor böyle, ne oldu? Yemekte bir şey vardı herhalde, bana dokundu diye. Ben de, benim de kızım dedi ki git. Dayı ben seni evde bir şey unutmuş, unuttum diyeyim. Arabaya seni bindireyim, mideni yıkatıp geleyim diye. Kardeşim korkusundan söyleyemiyor hocam. Çeke çeke, o yedi miydi yediğinden dedim. Yemedi o dedi, ben yeni yedim ikindin. Şimdi yesim yok demiş. Gıvrana gıvrana öz kızı da. Öyle öyle hocam atlattı. Ben hiç böyle bir şey duymadım. Var hocam, söyleyemeyiz hocam. Evde insanın en güvenli yiyeceği şey ne bu böyle yani? Bak ben Müge Hanım, şerinden yani söyleyemiyor. Son... Hani sanki böyle Osmanlı İmparatorluğu'nda yani. Falan yani hani böyle tadım, evet. Tadarlarda getir, tadımcılar vardı. Ben öyle de babama ya, öyle. Padişah falan böyle insan her yediğinden şüphelenip midem ağrırdı falan der. Ben de babama kızıyorum. Son, yani ben tarlaya gidiyorum gitme, demiş. Tarlaya gitme, ayağını üşüdüyorsun, ondan karnın ağrıyor. Ben öyle de babama kavga ediyorum. Gitme tarlaya, gitme. Üşütme bak kolun diye. Ağrıyor, he, karnın ağrıyor, ayaklarından soğuk alıyorsun. Hocam ben de öyle bizim dediğimiz olursa evi yıkar, bizi de öldürür. Siz korkuyordunuz, hiçbir şey söyleyemiyoruz. Korkumuza söyleyemeyiz hocam. O da karnını böyle kıvranıyor. Bunlar da sevgilisinden gelen mesajı yakaladı. Bunlar da mutfakta mesaj mürafası yapıyor. Kaynanası da var hocam. Kıvranıyor. Ben de git dışarıya bari. Tam bir sevgili mesajı olduğu gün mü oluyor bunlar? Her gün oluyor hocam mesaj. Git parmağını bari dışarıda sok çıkar dedim ben de. Korkuma söyleyemeyiz. Benim kızım da sağlıkçı. Gel dayı diye sağlık ocağına götüreyim. Bir şey uydurayım, ben evde bir şey unuttum diyeyim, arabadan seni götüreyim diye. Gizlice götürelim diyorsunuz. Gizli götüreceğiz. Ya. Hocam söylenilmiş, yıkıyor, evi yıkar böyle bizi de öldürür. Hastaneden çıkıp geliyor Müge abla, bana tehdit ediyor. Halamın yanına geliyor, işte ben diyor, bunun diyor öldüğüne değil de diyor. Aynen hocam. Ben diyor acı çektiğine diyor üzülüyorum diyor. Halamdan çıktıktan sonra beni arıyor. Neredesin diye, ben halamgildeyim dedim. Seni diyor ölüsüne ne dirisine diyor, ne kardeşlerin diyor, ne seni diyor cenazesine koyacağım diyor. Niye? Niye diyorsa artık bilmiyorum Müge abla. Vallahi bu hocam, şekilde tehdit ediyor. Vallahi hocam acıları direkt son mu çevirmiyor, çarşafı mı kaldırmıyor? Bir şeyler toplu çok oluyor o zehrin etkisiyle. Biz orada başında refak oturuk anası geçiyor bu. Biz normal koyuyuz eve geliyiz. Biz ertesi günü ya gidiyiz ya akşam gidiyiz. Bizim vardığımızda gene deliriyi bir şeyler topluyor. Peki bir şey sorabilir miyim? Mesela diyelim ki bu... yani size doktora sorayım mesela bu işte bunu daha evvel başka bir şeyde izlemiştim hatta doktorlarla da konuşmuştuk bu organofosfat meselesini. Evet, evet. Şimdi diyelim ki bu organo yani bunlar tarım ilacından vücuda giriyor. Şimdi girdi diyelim işte serum da alıyorum ben hastanedeyim. Hep anlatılanlar öyle bütün kardeşler hastaneye gittiğinde. Şimdi yandaki refakatçi diyor ki bir şey içirdikten sonra o böyle bir şeyleri toplamaya başlıyordu. Tamam o da diyelim ki doğru değil. Zehirlendi, serumu almaya başladı. Sonra mesela bir iyileşir, sonra ertesi gün olur yeniden mi toplamaya evet, başlar? Hocam. Yoksa bu iyileşme sürecinde evet. Yani gittikçe iyiye gitmez iyileşir, mi? Gittikçe iyileşir ama arada tekrar zehir dozu verildiği andan itibaren... Hayır, zehir verilmedi diyelim. Aldı o bir doz. Sonra serum verildi artık hastanede kalmaya başladı. Zaten dozu aldıktan sonra bir süre yoğun bakıma gidiyor. Evet, öyle evet. Anlatmışlardı. Yoğun bakımda toparlıyor kendini. Düzeliyor. Hasta yatağını normal odaya çıkardıkları andan itibaren de tekrar bir zehirlenme oluyor. Hayır diyelim ki olmadı. Bak şunu soruyorum ben. Dalgalanma ben olmaz. Zehirlendi. Dalgalanma olur mu böyle olmaz mı onu çok belirgin olabilir. Bir dalgalanma. Şeyde olabilir. Belki olabilir mental konfüzyonda görebiliriz ama olabilir. Hastalık gittikçe iyileşmesini bekleriz. Ama burada iyileşmiyor. Yok, burada gittikçe hocam. Kötüleşiyor. Sonra yoğun bakıma yatırıyorlar ve iyileşiyor. Özellikle akşam saatlerinde kafa karışıklığı karışmaya başlar. Ama bu böyle mesela yattı diyelim bir gün, iki gün, üç gün daha kötüye mi gider o tedaviye rağmen? Doz da ilintili bir şey bu. Aldığı doz da ilintili bir şey. Daha hafif doza maruz kaldıysa giderek iyileşir. Daha yüksek doza maruz kaldıysa dalgalı seyir gösterir ve giderek kötüleşir. Peki sonra yoğun bakımda ne değişiyor? Organlarda yetmezlik oluştuysa
ancak ölüme doğru gidebilir. Hani sonra o yoğun bakımda ne değişiyor? Sonuçta aynı ilacı veriyorlar. Yoğun bakıma yatırmıyor hocam. Ama yoğun bakımda yanında kimse yok. Yatırmam diye bağırıyor. Yoğun ben başından bakımda, ayrılmayacağım diye. Yoğun bakımda sıvı tedavisiyle dokuya yayılmış olan zehirin yavaş yavaş atıldığını görürsünüz. Burada da öyle yapmışlar. İki tane bir mama vermişler, bir de serum vermişler beraber. Hani yemek evet, de yemiyor diye. Atıldığını görürsünüz. Ama bugün geçtikçe daha kötü olmuş. İşte o zaman da refakatçi kadın boyuna bir şey içirdikten sonra ara bunlar... Ara ara bir şeyler verdiği anlaşılıyor. Yani içirdikten tabii sonra diyor böyle bu işte hani el kol hareketleri yapmaya başlıyor. Ya da enjekte başlıyor ettikten sonra, seruma enjekte ettikten hocam onu koyuyoruz ya sonra. Bu sefer onun fişlerini kapadı. Bir daha gün gittiğimizde aniden var verdik mi? Ne fişini kapadı? Yanına gittiğimizde kapatıyor onları. Ne? Bu sefer diye... Ne fişini kapatıyor? Serumu kapatıyor. Bir şey yapmıyor. Mandalını kapatıyor. Mandalını kapatıyormuş. Sonra çağırıyorlarmış hemşireyi. Hemşire demiş ki kim kapatıyor? Ya bu kadar böyle hiç ben başıma gelmedi diye hemşire kapatıyor. Yani tedaviyin açıyor devamına da engel oluyor. Yani bunu düşünüyoruz. Hemşireyi bulsak aslında bizi izliyorsa. Suni solunum cihazı veriyorsunuz. Hastanın şuuru kapalı. Komada diyelim. O suni solunum cihazının fişini çekmeye benziyor olay. Korkunç. Sonra işte bir doktorun bir şeyini buldular. Bunu yoğun bakımda tuttuk. Öyle eve çıktı bu. Ondan sonra bir sene sonra bir daha zehirleyişin devlet hastanesine götürdü. Yoğun bakıma? Biz de gittik. Biz gidişin doktor çıktı. Zehirleme vakası var dedi. Bu dedi ilaç atmaktan geldikten sonra duşa girdi mi? Girme dedi. Girmedi diyor hocam. Söylenil mi bir şey? Başını böyle bekliyor. Nasıl yani girdim anlamadım. Banyo duşa girmedi dedi. Tamam duşa girmeyince olur muymuş dedi doktor. Doktor bizi ona müdafaa etmeye gidiyor. Bu sona geldi gari. Evde çok tutmuş. Çok tutmuş. Şimdi aldı bunu başka bir yere havale ettiler. Arkasından gittik hocam. O gün gece durmadı. Sabahleyin ben yanına gittim ziyaretçi olarak. Küçük kardeşimden beni koydular oraya. Sezai ne oldu sana dedim. Omuzunu böyle çekti. Bilmiyorum dedi. Kardeşim de sevdi böyle kafasını. Bilinci bizim o zaman çok yerindeydi. Turgutlu'ya getirdik. Arkadan bunlar Kayseri'den geldi. Bu da gitti halanla amcan da vardı Demik'ten demiş. Benim yanımda böyle kendine geldi. Bizimle konuştu. Biz gidişin hocam ne oldu bilmem geri gitti de orada bir şey mi yaptı? Her şeyi şüpheleniyiz. O zaman Celal Bayar'a havale etti orada öldü. Hocam biz böyle sen yaptın diyemeyiz hocam bu stüdyoyu yıkar. Bu kadar bağırıyor. İkincisinde sizi zaten utanıyız yani hocam utanıyız. Sizi korkutmuş kadın. Ya Münevver Hanım çok güzel bir şey söyledi hocam. Herkesle kavga edemiyorsun, utanıyorsun. Hastaneye hocam korktum. Hastaneyi bak inan koca hastane ayağa kaldırıyor. Yoksa İlk... kavga edememek değil yani. Etmek istemiyorsun. Biz utanıyız. İşte babam ya, da yani ama bir şey yapamıyorsun. Al örneğin. Neydi dedi doktor? Milyonlar karşısında damadım bana tecavüz etti. Neydi bu değilmiş? Yani. Ben ne bileyim neydi? Bir şeye müdahale ettiğin zaman zaten ortalığı yıkıp şey yapıyor. Doğru söylüyorsun. Yani birine istemediği bir şeyi söylediğin andan itibaren gerçekten hemen... Çok saldırgan olabiliyor. Saldırgan olabilen tipler var. Kurumuza söyleyemeyiz. Şimdi Sefa Harman. Sefa Harman Sezai Harman'ın yeğeni. Ve Ayşe amcamı tehdit ediyordu. Evi yakacağım diye diyor. Yani bu öyle az buz bir şey değil. O yüzden insan çok şaşırıyor. Hep bunlar bunları yaşamışlar. Ne yazık ya. Hepimizde toplanıp anlatmaya çalıştığımızda hiçbir zaman için ikna edemedik. Ya bu kadın seni öldürecek. Bunun şeyi yok. Öz kızına dedi yalan senin yuvanı davutacağım seni öldüreceğim. Ha buna da yapayım. Ama bir türlü adamı ikna edip de ne savcılığa ne bir yere götüremedik adamı. Bir imza attıramadık. Avukatımı devreye soktum. Avukatım hala da şey yapıldı. Yok ikna edemedik. Bulamadınız mı bana? Niye girmiyorsunuz o zaman? Sezai Harman ölmeden bir yıl önce bir kez daha zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılmıştı. O gün yanında yeğeni Sefa Harman vardı. İlk önce ben gittim amcamın evine. Yengem Ayşe Harman niye geldin dedi bana. Beni görünce aşırı bir tepki vermeye başladı. Üzerine de çarşafı örtmüş. Adam yarı baygın vaziyette kucakladım arabaya bindirdim. Salim hastanesine gittik. Müşahede odasında yengem ağlıyor. Ne oldu bu durduk yerde dün bir şey yoktu amcamda falan dedim. Ben de bilmiyorum yengem de aniden oldu zehir attı geldi tarlaya dedi böyle oldu dedi. Amcam yoğun bakımda tabii. Annemi arıyor telefonla. Anneme diyor ki Sezai diyor çok kötü durumu diyor. Ölecek diyor. Ben diyor dün hastaneye gelmeden önce diyor. Orada kefenini hazırladım. Çarşaflarını hazırladım. Bir insan ölmeden kefen hazırlanır mı? Amcasının yengesi tarafından tehdit edildiğini de söylüyor Sefa Harman. Amcam eve geliyor düzeliyor.
oluyor tabii, aradan bir zaman geçiyor. Bunlar tartışıyorlar. Amcama tartıştıklarında seni demiş, zehirledim, köpek demiş ama yine de ölmedin, ne can, yedi canlamışsın demiş. Amca dedim, sen dedim peki neden dedim ayrılmıyorsun dedim, niye boşamıyorsun falan dedim. Beni tehdit ediyor dedi. Ben dedi eğer beni boşarsan senin evini yakarım, damını yakarım. Benden de kimse şüphelenmez demiş, kimse de göremez demiş. Sefa Bey'in söylediğine göre amcası eşi tarafından zehirlenmeye çalışıldığını biliyordu. Buna kendince önlemler alıyordu. Evde artık hani ölümden korktuğum için dedi bisküvileri cebime koyuyorum. Tarlada bisküvitle karnımı doyururum amcam dedi. Amcanın Sezai Bey en son zehirlendiğinde yani hastaneye kaldırıldığında nasıl olmuş? Annem aradı beni, dedi amcan dedi fenalaşmış dedi, amcamın yanına gittim. Bu hastanedeyken ağzı köpürmeye başlamış. Babam diyor mesela amcama, ne oldu sana diyor, pekmez yedim, pekmez bana çok acı geldi. Ne varsa o pekmezden oldu bana diyor. Amcam burada son sözü bu oldu efendim. Ayşe Hanım diyor ki ilk etapta bahçeye ilaç atmıştı, tarım ilacı, ondan zehirlenmiş olabilir. Amcamın öldüğü tarih Mart'ın 18'i. Mart'ın 18'inde hiçbir ilaç satılmaz da atılmaz efendim. Otobüsün olduğu yere beklerken bilmem ne bilmem ne zehirlenmesi diye o raporu kendi gözümle gördüm, ölüm raporunu. Biz yengemin amcamı zehirlediğini düşünüyoruz. Dostluğun olduğunu duyduk ya. Şimdi amcamı da beğenmiyordum. Ya seni koluna takıp da bir yere gitmeye falan insan yakıştıramıyorum. Seni sürekli yüzüne söylüyormuş amcamın. Amcamın bir an önce yattığı yerde rahat etmesini istiyoruz. İnşallah sonuçlanmasını bekliyoruz. Müge abladan da bunu rica ediyoruz yani. Eğer Eda sen ve ablan böyle bu işte telefon mesajları, görüşmeleri falan filan bunları görmeseydiniz belki de bu kadar şüphelenmeyecektiniz. Siz yani... Evet. Babanın en baştan beri, bu ilk hastalandığından beri annenin başkalarıyla görüşmesinden dolayı. Ya ben ilk zehirlendi bilmiyordum da sonradan Manisa'ya gitti geldi, o zaman meydana çıktı bunlar. Hani biz o zaman şüphelenmeye başladık yani yakaladığımdan itibaren. Bunlar olmasaydı belki i̇şte, de yine hani yani. Zehirlendi. Zaten diyordu Müge abla seni zehirleyeceğim falan, ben çok duyuyordum ağzında. Anne yapma, bir gün gittim ben oraya yemek yiyoruz. Anne dedim bak ne diyorsun sen, hiç yapamazsan bile dedi arabanın frenini keseceğim dedi. Anne sen ne yapıyorsun dedim, başkasına zarar verirsin dedim. Ne diyorsun sen, böyle bir münakaşa oldu, ondan sonra kapandı. Ya niye, ben yasana durup dururken, ya bence sen daha fazlasını da biliyorsun Eda değil mi? Sen daha fazlasını da evet. Biliyorsun. Belli söyle söylemek ablacığım. Çok zor Müge abla biliyorum ama söylemek çok zor benim için. Sen daha fazla... Ya Eda'cığım zaten kaç yaşı kalmadı bunun. Her şey ortada. Yüzü söyle, belli. Ablacığım. Kişiliği şeyi karakterini ortaya koydu. Yani bunun kaç yaşı kalmadı bacım. Her şeyi biliyorsan da anlat. Biliyorsan her şeyi vicdanını anlat. Vicdanını rahat etsin yani. Durun bir konuşsun. Sen o ne biliyorsun? Gün, anlatsana baştan. O gün dedi işte böyle arabanın frenini keseceğim. Anne dedim yapma böyle. Ne demek hani söylendim. Sonra bu hastaneden geldikten sonra... Hangisinde bu ölümden sonra? Birincide. He. Geldi bu beni uğurluyor. Avlunun ortasındayız tam. Bana dedi Eda dedi aylığını bu şey dedi bana verdi dedi. Ben dedim anne dedim daha önce niye zehirlemedin sen bunu dedim. Nasıl yaptın dedim. Bastım şırıngayı dedi. Hani ben ağzından laf alma hani sana söyledi. Bastım zehiri dedi. Hani ben hani daha önce niye zehirlemedim demek istedim. Hani nasıl yaptığını ağzından laf almak için. Bastım şırıngayı dedi. Anne dedim söyleyecek şeyim yok yani ne yapabilirim? Ayranla mı yapmış onu? Hı? Ayranın içinde mi şırı enjekte etmiş? Ya hastanede şırınga lafı var ya. Of Allah. Bunu evin orta yerinde söyledi. Ben de çıktım gittim evden. Birinci zehirlendikten sonra. Sen niye bunu ablana da mı anlattın? O yüzden mi ablan da emin? Önce anlatmadım mı? Ben bunu. Şimdi... Ablalarıma size söyledim mi bilmiyorum. Yok biz anlattık. Hayır diğer ablana anlattın mı? O da orada görüyor hocam. Hatırlamıyorum. Anlatmışımdır belki de. Eda niye söylemedin bunu daha önce babana kuzum? Ama babam biliyordu ya zaten. Biliyordu. Diyor, yaptı diyor. Bana yaptı diyor. Hapı içirdiğini söylüyor. Annemin yanında söylüyor. Hap kattın diyor. Bir şeyler söylüyor. Annen ne diyor onu? Bir şey demiyor. Babam tatlıyı çok sever. Bana diyor habire tatlı koyuyor sofraya. Ye bunu. Kahvaltıda bile diyor bir tabak tatlı getiriyordum bana diyor. Söylüyor anneme. Ondan yemiyormuş hocam.
tatlıyı çok sever. Ondan sonra diyor ki ne, dünkü söylediğim gibi, hani hastalanmıyor mu, kafan dönmüyor mu, başın ağrımıyor mu? Bana diyor bunları söylüyordu diyor. Sen yani baban ilk hastanede yattığında annen tarafından zehirlendiğini biliyordun. Herkes biliyordu. Hepimiz ablam biliyordu, falan hocam. İlaçları buldu. Biz ondan sonra işte kavga ettik. Biliyor, herkes biliyor. Anlattım, herkese anlattım. Ben bu durumları herkese söyledim. Yani ama zaman... annem diyor ben hastayım, ben nasıl yapacağım? Ben birinci hastanım, ben hastayım, ben nasıl ama yapacağım? Ama sana söylemiş ama işte bastım şırıngayı, bastım şırıngayı. Köylüyü inandırdı böyle. Biz de ağzımızı açamadık. Babam da... Hayır, sen hiç annenle konuşmadın mı? Anne, iyi de öldüreceksin, sen de cezaevine gireceksin. Bu söyledim da benim babam. Söyledim Liga abla, söyledim. Bir gün yoldan geliyoruz, bu amcam... sen yaptın deyince geldi. Anne dedim, o karışımdan dedim bana da yap dedim. Bana da yap. Oh. Çantasını çıkarmadı. Eve vardık, çantasını açtı. Hiçbir şey yok. Ne demek yani? Yani getirdi geldi. Ben Dibekdere köyünden onu getirdim geldim. Aldı çantasını açtı. Sadece arabanın inerken şişe şıngırtısı geldi. Ben de bunu hani su şişesi diye aldırış etmedim. Ondan sonra ablama telefon ettim. Abla dedim böyle böyle oldu. Ben Dibekdere yolundan annemi getirdim geldim. Bunlar da karakola uğraşıyorlar. O arada getirdim geldim dedim. Tam dedim arabanın altında su şişesi sesi duydum dedim. Ondan sonra ben onu akıl edememişim. Eve gittim dedim. Geldim arabanın orlara baktım. Abla o anda kaybetmiş dedim. Ama babama da söyledim ben. Ne dedi? Baba dedim bak böyle böyle diyor annem dedi. İyi kızım dedi, bir daha yapmaz dedi. Utandı artık dedi, bir daha yapmaz dedi. Köylü herkese laf ettim ben. Yani babana dedin mi sana şırıngayla orada vermiş? Söyledim. Babama da söyledim. Adam bir şey beklemiyor yani karısından. Peki niye annen illaki öldürmek istiyor? Yani artık freni kesecek kadar ya, yani abla, bu nasıl geldi buraya bu mevzu? Şimdi annemle babam anlaşamıyorlar zaten hani orada davasında tamam, anlaşamıyorsun da, boşansın istediği içine diyor gitsin. Diyor ya beraber parasını çatır çatır yiyeceğim diye. O da babam da sıkı. Babam da cimrilik mi yapıyor? Cimrilik yapıyor. Heh. Hani biliyorduk yani baba şunu al dedim mi para yok. Baba Ahmetli'ye gittin mi karnını doyur gel param yok. Baba bir bardak çay iç. Param biterse ben yarın nereden alacağım parayı? Param biter, param biter. Yani annem babanın bu eli sıkılığından rahatsızdı. Rahatsız. Peki doğru mu böyle benim yanıma yakışmıyorsun, seninle gezmek istemiyorum falan demeleri? Onları ben duymadım. Ama hani anlaşamıyorlardı. Birbirinden memnun değillerdi. Tamam boşansın. Yani çocuklar da öyleydi. Çocuklar da büyümüş. Ayşe gidip başkasıyla evlenseydi ya da evlenmeyip yaşasaydı kimsenin diyecek bir şey yok ki. Çocuğunu büyüttükten sonra... Önemli hani, olan bu. Hani özledi her şeyi. Dost tuttuktan sonra öldürmeye kalktı. Hani Ayşe Hanım yaşantı boyunca... Başkalarını sevişin. Maddi imkansızlıklar içerisinde bundan ayırmaya, olunca... Öyle, öldürmeye öyle teşebbüs etti. Oturtturdum Müge abla bak. Bir gün kavga etmişler beni çağırdılar. Annemle babamı oturtturdum. Anne bak anlaşamıyorsanız madem boşanın dedim. Sen dedim babamın iş çamaşırına kadar alırsın dedim. Sen 25 senelik evlisin bu ev dedim. Her şeyini al götür madem git dedim. Bu sefer ona da can istemiyor. Maaş kalmıyor. Maaş kalsın da istiyor. Maaş da var. Maaş kalsın istiyor. Yani Ayşe Hanım ben parasını çıtır çıtır yiyeceğim derken birikiminin vermiş olduğu bir ifadeyi de bulunuyor. Bu senelerce bunu bir şey göstermemiş Sezai Bey. Varlıklarıyla ilgili normal bir yaşam seviyesini bunlardan esirgemiş. Ben anlattım babama çok söyledim. Söyledim. Ama kadın da Ayşe Hanım da onun intikamını alıyor. Bugüne kadar bize bunun göstermediğin paranı çıtır çıtır yiyeceğim. Hocam diye. Öyle temelli göstermiyor. Evinde hiçbir şey eksiği yok. Her şey hayır, var. Hayır yani onların düşündüğü arzu ettiği imkanları göstermiyor. Zaten bu kanser hastasıyım demesinin şeyinden de bu çıkıyor. Zaten örneğin dedi, kaç 3 bin lira ben şurada tedavi göreceğim. 5 bin lira ben şurada tedavi göreceğim. Gittiği zaman bir hafta 10 gün. Arkadaşlar biriniz konuşunca diğeriniz konuşmak için şey birisi sussa diğeri evet. Yani devamlı zaten bu kanser şeyi, hastalığın şeyi de oradan geliyor. Adamın elinin sıkı olması, ben de özgürce bir şeyler yaşayayım. Bu kanser masrafları da biraz yüksek. İşte ver 3 lira şurada tedavi göreceğim, ver 5 lira şurada tedavi göreceğim. O para gidesiye bitesiye kadar gününü gene diyordu, geliyordu. Doğru. Şeyi bu yani.
Bunun para almak için de bu söylem. Evet. İyi bir duygu sömürüsüydü. Yani valla ben size bir şey söyleyeyim. Bunu söyleyerek bundan sonrası çekiyordu. Zaten bence pasifisa yani Eda... Annem Gavla, ben zehirledi çok diye itirafta bulunduktan sonra da artık çok bundan sonra... Boğma'da çok yalvardım. Yani baba Eda ayrılın madem, anlaşamıyorsunuz madem ayrılın şunu dedim. Şunu anlayamıyorum Eda'cığım, yani bir şey olması lazım. Bir insanın şimdi annesi gelip demesi lazım ki yani hani artık sana ne dedi? Bir şey olur, dayanamıyorum, gerekirse arabanın frenlerini mi keseceğim dedi. Yani işte yine şey... kavga diyorlar, bak anne yapma etme, gerekirse arabanın frenlerini keserim dedi. Öldüreceğim yemek dedi yiyordu, yani. Yemek yiyorduk. Bu birinci zehirlenmeden geldikten sonra. Hani hemen değil yani. Birinci zehirlenmeden geldikten sonra. Evet. Peki o zehirlenmekten geldikten sonra mı annene dedin, anne benim babamı sen nasıl bu hale getirdin diye? O zaman mı anlattın? Sordum işte böyle. Eve geldiniz. Bir anlat orayı benim bana. Benim evime geldi. Benim evime yatırdık. Bak, hastaneden getirdik. Babam, senin evine geldi. Benim evime 1-2 saat yattı. Heh. Annem oradan aradı. Benim sen kaç yıllık eşimsin bilmem ne. Şöyle böyle. Babam dedi ağlıyor kızım dedi. Kıyamayayım ben dedi. Ben kaç yıllık ömrü kaldı. Ben evime gideyim dedi. Ha bir dakika. Yani o ilk hastaneden çıktığında kendi evine bile gitmiyor baba. Hayır hayır. Bizim benim evime yatırdı. Sana geliyor. Benim evet. evime zaten yatırdı. Zaten şüphelerden dolayı Eda'nın evine kaldırdı. Durun bir dakika. Şüphelendik. İşte... Kendi evime yatırdım. Bir saat kadar karnını doyurdum, haplarını içirdim, yatağını falan. Eşim gelince kadar hazırladım, koydum. Tamam. Oradan ağrıyor. Sen benim 25 yıllık kocam değil misin? Niye böyle yapayım? Ben bir şey yapmadım. Onu bunu söylüyor. Kızım dedi ağlıyor dedi, ben gideyim dedi. Zaten kaç yıllık ömrü kaldı şurada dedi. Kanser çünkü ölecek dedi. Kanser dedi. Dedi. Ben dedi evime gideyim dedi. Aha abamın yüzü. Evet evet. Sonra? Ben baba dedim, bak ben ineklerine bakıp gelirim. Sen burada az daha kal dedim. Kıyamadı, ben de götürdüm gittim. Ha, sen de toparlasın istiyorsun. Ha, kendini toparlasın, ayaklansın, şöyle böyle olsun. Kendine gelsin, ben ondan sonra götüreyim. Hani biliyor ya, ona da söyledik ya, ama o anda daha şeyin etkisi vardı. İlacın etkisi vardı. Söylüyoruz, azdan unutuyor, bir daha anlatıyoruz. Peki ver şırıngaya gelelim. Sonra? Sonra bir gün gittim ama onu, o gün değil. Ben o gün onu yatırdım, evime bıraktım, geldim. Hı. Ondan sonra onlar orada kaldılar. Sonra ben geldim yine bunlar kavga etmişler. Babam ayaklanmış, para yüzüne yine kavga etmişler. Baba dedim, sen parayı bu yaştan sonra ne yapacaksın dedim. Bak ineklerini sat, mutluluğunuza bakın dedim. Ne yapacağınız? Böyle anlattım, söyledim. Ondan sonra bir gün sonra gittim, işte bu şırınga davası oldu. İşte onu anlatasın. Gittim bir gün sonra. İşte gittim oraya. Yemek yiyoruz. Böyle yine bunlar kavga etmişler. Ne olduğunu ben bilmiyorum. Kavga etmişler yemeğin başında. Babam içeri girdi çocuklarla falan. Anne dedim, bak yapmayın, niye böyle yaptın? Hani bak şunu gördük. Serumun şey olduğunu gördük. Senin şişe şıngırtısını geldiğini gördük. Hani her şeyi dedim, bak birer anlattım. Hiç yapamasam bile de arabanın freni keserim dedi. Anne dedim, sen ne yapıyorsun? Yine biz böyle kavga ettik. Sonra iyi oldu. Babam geldi. Meyve falan yedik. Şey oldu, onu yolda söyledi. Nasıl? Anne dedim, hani ben ağzını arıyorum artık itiraf etmesi için. Anne, baban dedi, bu aylığını dedi bana ver dedi. Hani sen de dursun, ben senden lazım olunca alırım dedi. Ben de tam avlunun ortasındayız, eve uğurluyorum. Anne dedim, sen bunu daha önce niye zehirlemedin, nasıl yaptın dedim. Bastım şırıngayı, bastım zehri dedi. O da hasta oldu dedi. Biz yine münakaşa etmeye başladık. Babama söyledim ben. Ama babam da bir daha yapmaz diye, annem ondan sonra beni hep üsperledi. Ben yapmadım, ben etmedim, ben sinirimden söyledim, ben şundan söyledim, sana kızdığımdan söyledim. Ben vallahi babama ben her şeyi anlamıyorum. Anlattım. Bir anne kızıyor kızına, diyor ki baban şu, bir anne kızıyor kızına, diyor ki babanı zehirledim. Hiç öyle şey olur mu yani? İki tane anne örneği. Ya bugün hakikaten yine başkaları adına utandık yani. Yani hiç alıştığımız anne kavramlarına uyan kavramlar de değil ki bunlar. İlk kavgalarında beni buluyorlar. İlk şeylerinde beni buluyorlar. Sen korkmuyor musun çoluğunu çocuğunu oraya götürüp de yemek yedirmeye? Ama ben korkarım valla böyle zehirli evden. İşte valla benim de aklıma son zehirlemesinde çocuklarım orada olduğu için o kadar endişelendik ki. Acaba bunlar da mı yedi? Çocuklarda bir değişiklik yoktu. Ama büyük oğlum diyor ki, anne diyor, bizi diyor, biz yedik, çorba yedik. Anneannem yemedi, dedeme koydu diyor.
Dedem pekmez niye acı dedi diyor. O da diyor hani yine mi zehir kattın içine demiş. Ha demiş. Demiş. Çocuk işte bu çocuğa girmek istiyorum olmuyor. Heh. İşte çocuk orada dedi. Anne dedi vardık hani dedem dedi tatlıya oturdu komşusuyla börek yapmışlar o gün. Annem hatta ben gidince böreği falan gösterdi artmış. Gene mi zehir kattın bunun içine demiş. Ne zehiri katacağım ya demiş. Bu pekmez niye acı o zaman demiş. He he zehir kattım içine demiş. Hani garezine der gibi hani söylüyor zaten. Ondan sonra bu sofrayı kaldırıyor. Dedem diyor evin içinde anne döndü diyor. Ben bundan sonra üsperledim. O gün yorganın altına girdi çocuk korkmuş zaten. Sadece tatlı yediğini söyledi bana. Ondan sonra işte böyle dedem diyor kalktı diyor evin içine dönmeye başladı anne diyor. Soba vardı diyor can elimetle sobaya tutunmuş. Sobanın ayağına falan anne kustu diyor. Anneannem hemen geldi diyor orları bezle temizledi diyor. Ha kusmaya da başlıyor yemekten kusuyor, sonra. Kusuyor evde kusuyor. Tam sonra ben karakolda da bu ifademi çocuğun da ifadesini aldılar böyle psikolog eşliğinde. Dönmeye başladı diyor. Sobanın ayağını yanlarına anne kustu diyor. Dedem diyor ki ne diyor. İçim yanıyor, içim yanıyor dedi diyor böyle. Kanıma gidiyor dedi. Oğlum dedim karnına nereye gidiyormuş bana bir anlat dedim. Anne dedi böyle kolumuzda kan var ya içimizde dedi. O kanımıza gidiyormuş dedi. Dedem dedi dışarı çıkıyor. Hani Erdem gelmiyor mu? Hani Erdem gelmiyor mu? Niye aramadın dedim diyor. Çocuk da diyor niye aramadın diyor. O da Erdem gelecek, Erdem gelecek. Ben Erdem'e... Erdem kim? Babam. Eşim. Hani o baba o diyor ki ne babam gelecek babam gelecek diyor. Dedemi biz sizi diyor çok bekledik anne diyor. Ha senin çocuk diyor ki dedem hastalandı ben de dedemi niye hastaneye götürmüyorsunuz dedim. Annen de diyor ki çocuğa senin baban gelecek bizi götürecek. Babama diyor Erdem gelmiyor mu daha telefon ettim diyormuş ona. Ha, Sezai soruyor. Ha, diyor soruyor. Ki beni hastaneye götürmüyor musunuz? Erdem, o da diyor ki Erdem'i bekliyorum diyor Erdem'i damadı. Erdem'i ara diyor baştan hani öyle demiş galiba beni hastaneye götürsün. Aslında Erdem'i arayan yok. Arayan yok ben yok. Evde onları bekliyorum gelecek diye. Erdem senin kocan mı? Benim eşim. He. Erdem'i bekliyor. Kaç saat beklemiş bunlar böyle? Anlatacağım. Sonra dışarı çıkıyor diyor hani Erdem gelmedi mi o babam gelmedi mi diye anlatıyor. O da tamam telefon ettim diyor. diyor anneannem de dedemi kandırıyor da anne diyor biz sizi çok bekledik diyor. Çocuk böyle tam o ayrıntıları bilmiyor ondan sonra dedem diyor bir içeri bir dışarı yaptı diyor. O anda da kapının sağlığa zararı. Çocuk çıkarken herhalde çocuk girip çıktı diye içerinin kapısını umursamıyor galiba. Dış kapıda avlu kapıda çalınca bu hemen koşturuyor. Çocuk da korkusunu arkasından koşturuyor. Orada park var anne diyor parkın tam dönderdiği yeri de gösterdi. Amcam yine gidiyormuş. Haber vermeye gidiyormuş galiba. Tam diyor buradan diyor dedemi çevirdi diyor sen nereye gidiyorsun Erdem geliyor dedi diyor. Ha senin baban yola çıkmış abi. Çıkıyor. Kötü hissedi. Çıkıyor. Köy akraba dolu yani. Evet, gitsene evet. Herkesle tanışır evet. Olacak. Yürüyerekten eve kardeşim kardeşlerim beni götürsün doktora diye kardeşlerinin yanına gidiyor. İşte o parka kadar diyor koşturdu anneannem arkasından diyor. Dedemi diyor geri çevirdi geldi yatağına yatırdı diyor. Ondan sonra diyor dedem içim yanıyor böyle vuruyor diyor. Zaman derdini anlatacak ben birini bulamamış yani. Ben gittiğimde zaten gözleri bomboz olmuş. Hiç gözün siyahlığı, beyazlığı bir şey yok. Babam benim, baba neyin var dedim. Benimle konuşmadı. Bizi beklemiş evde. Benim haberim yok. Ağrıyorum telefonla ararım. Telefonu sessizde çalıyor da açan yok. Ya sen o sırada arıyorsun anneni açmıyor. Arıyorum evde de aradım. Açan yok. Çünkü çocuklar orada diye sen de arıyorsun. Arıyorum niye gelmiyorsunuz diye. Hani hem çocukları getirin hem oturun diye. Ondan sonra eve vardım. Yine arıyorum ben. Telefonu bulmaya çalışıyorum. Telefon yok. Sessizde çalıyor ama açan yok. Telefonu sessiz almış sonra kendisi telefonu buldu. Ondan sonra ben bulduğu gün mü... İşte hangi gün bulduğunu bilmiyorum. Yakaladım, karakola aradım. Sonra siz geldiniz. Babanı kim götürdü hastaneye? İşte ben arıyorum. Komşu varmış oraya. Komşu gidiyor oraya. Erdem çabuk gelsin diyor. Ben ne olduğunu anlayamadım. Eşime dedim ki ne? Onu da beli ağrıttı o gün. Eşime dedim, annemle babam dedim yine kavga etmişler herhalde dedim. Acil beni çağırıyor. Kim olduğunu bilmiyorum dedim. Eşim ya tamam dedi çabuk gel dedi. Ben çıktım yola bir daha arıyorum kapanı veriyor çabuk gel diyor. En sonunda tam çıkıyordum oradan yoldan. Baban dedi çok hasta Erdem gelsin dedi. Ben de Erdem beli ağrıyor ne yapacağım dedim. Oradan kahveye döndüm kaynımı aldım. Kaynım sürdü arabayı babam gelin evden hastaneye götürdüler.
Anne dedim bak. Yani kaç saat kalmış oluyor senin baban yemeği? Çok kalmış yemek. Galiba. Ne kadar? 9:30 gibi biz hastanedeydik galiba. Gece. Akşam. Evet. Peki bu yemek öğle yemeği mi? Akşam yemeği. Dedi saat... yine böyle anlattı. Hayır sen çocuklardan bilirsin ya kaç saat evde kalıyor böyle? Bilmiyorum bak anlattı. Benim aradığımda dedim yemeği yedi miydiniz yemedi miydiniz dedim. Yemediydik dedi. Benim gelmeyeceğimi de anladı. Ben gelin diyorum ya artık. Hani ben çocukları almaya gitmeyeceğim. Benim gelmeyeceğimi de biliyor. Ben evde onları bekliyorum. Ondan sonra hastalandı haberini alıyorum. Merakımla hani herhalde... Şunu küçük... soruyorum. Yemekten sonra kaç saat evde kalmış bu adam? Onu bilmiyor işte. Çok bekledik diyor. Kaçta yani akşam yemeğin normalde? O zaman... Valla işte Mart ayında... 7. 7'de falan yerler. Yani. En az 2 saat. 7.30-7.30 saat. 2.30 saat. Yemeğe fazla koymuş gari zehiri. İşte ben evde onları bekliyorum. Çocuk psikolog eşliğinde verdi ifadesini. Ben vallahi şaka yollu diyorum. Ne zaman verdi? Falan filan ama babam yani öldükten sonra korku filmi ben böyle yani. Çocuk dedim böyle hayır, anlatıyor dedi. Hayır git boşan istediğin her şeyi verdi. Yap yani. Ya o çocuğun travmasını da düşünsenize. Gal artık dedi anne soruyorum oğlum ne gördün? Anne dedi sorma artık ben çok korkuyorum gece dedi. Tabii. Peki anneannesinden korkuyor mu? İşte korkuyor. Anne diyor ben oraya gitmeyeceğim diyor. Ya benim yemeğime de katarsa diyor. Çocuk ondan sonra bana bunları hep söyledi. Kaç şimdi, yaşında bu çocuğu? 5 yaşında, şimdi 6 yaşında. Şimdi git yine birer anlatır. Ya. Artık ben de sormamaya başladım. Çocuk korkuyor. Sorma zaten. Televizyona çıktı, anne dedem çıktı diyor. Çocuk böyle oturdu bakıyor. Birinci gün ablamı çıktığında. Çocuğa da çok yani ağır gerçekten bir sizin ya. Bu anlattıklarınız hiç hayra alamet değil. Yani hiç çok olacak işte. İşi. Yani Ayşe Hanım sen de şimdi orada öyle... Bağırıp çağırıp bir şeyler yapmaya çalışıyorsun ama yani. Hocam ne bağırması ne bağırması? Abam söylemedi diyor. Ben babama söyledim ki ne babam bir şey yapmadı. Abam ne yapabilsin? Zaten sen Canan... de diyorsun ki mal davası için böyle yapıyorsun. Canan hadi malını istiyor diyorsun. E tamam da yani Eda zaten ben senin öz Gaza. Kızın. Ben duramıyorum. Öteki senin o büyük kızının ne malla alakası var ne mülkle alakası var. O kızın da diyor ki annem sevgilisine dedi ki. Beni ayırıp sana kendisi varmak istiyor dedi. Kadın diyor ki o saatten sonra soğudum diyor. Evet. Yani evet ama böyle de annelik olur mu? Şimdi bir annenin de insanın çocuğuna söyleyeceği laf vardır, söylemeyeceği laf vardır. Ben Demik Hanımefendi'den de o kadar etkilendim ki. Açıkçası yani çok samimi söyleyeyim. Ben tabii yayına gelecek kişileri bilmiyorum. Hani hiçbirimiz bilmiyoruz. Hanımefendi işte orada bizim arkadaşlar da biliyorsunuz gitti konuştu tamam sağ olsun yayına onun için bir şey söylemiyor yayına bağlandı ama ya mesela bu konuşulanlardan ve bu tavırlardan son derece rahatsız oluyorum. Şimdi bir şey yapmak lazım yani şimdi bunu böyle izleyip mesela o anneleri o kadınları da böyle hani salıp bırakmamak lazım. Ya bilmiyorum ama bir kültür reformuna mı ihtiyacımız var bir yani hadi okuma yazma seferberliği dedik sağ olsun insanlar yazılarımı onlar zaten eğitime aç insanlar eğitim almak isteyen evet. İnsanlar. Şimdi bu insanlara baktığında onu da görmüyorum bu nasıl yapılır onu da bilmiyorum. Ama bir kültür erozyonu yaşadığımız ortada bunun şimdi nedenini yani ona buna şuna bağlama bunlar bağlarsın da babam bana bir anlamı yok yani bunu bağlamanın. Tamam. Arkadaşlar bir kültür erozyonu var yani niye bu insanlar böyle anne? Niye çocuklarıyla böyle konuşuyorlar? Niye eşleriyle böyle davranıyorlar? Bu ülkede biraz evlilik, boşanma, ne bileyim mal, mülk. Ya herkes evlenir, herkes bununla boşanır ilgili, ama böyle değil. Evet yani bununla ilgili bir eğitim almamız gerekiyor toplumca. Buna hepimizi katarak söylüyorum. Bu nasıl olabilir bilmiyorum ama bunun böyle devam etmemesi lazım. Çünkü bu kadınların yetiştirdiği çocukların da sonuçta hayatları devam ediyor. Ne görürsen onu yapıyorsun. Çok sıkıntılı değil mi? Ben çok etkilendim. Yani Ayşe Hanım'ın da tavrı beni çok etkiliyor. Sizin de anneye tavrınız i̇şte çok Mügan, üzüyor, ben üzücü. Ben söylemek istediğim o havaya kakıyordu. Babam da kanser hastası deyince ben de baba tamam çok madem haklısın. Sus diye onu bastırıyordum. Çok haklısın. Ama yani iyileşmiş herhalde yani geçmiş olsun. Yani bir de insanların böyle duygularıyla da hani bizim Ayşe gibi yani oram duymuyor buram şey bilmem ne falan. Yani gerçekten gözü görmeyene kulağı duymayana da saygısızlık olarak niteliyorum ben bunu. Efendim iyi bir hafta sonu geçirmenizi diliyorum. Reklamlardan sonra veda edeceğiz. Aa bitti mi ya bitti. Pazartesi günü görüşürüz inşallah. Hoşçakalın.